Sevgili Muğla TV ailesi, mutlu akşamlar diliyorum. Spor Teze gecesine hoş geldiniz. Yine çok değerli konuklarımla birlikte, sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte. Bu akşam çok değerli iki konuğum var. Onları sizlere nasıl tanıtacağım diye düşünüyorum dakikalardır, nasıl hitap edeyim diye. Çünkü yaklaşık 25 yılı aşkın mesleğimiz bu süresince bizler medya spor bölümünde, onlar da kendi bölümlerinde adeta kendi branşlarının bölümlerinin gelişmesi için tırnaklarıyla kazıyarak bağlı bulundukları kurumları bugünkü hallerine getirdiler. Ve takdir edilecek insanlar diyoruz, vakit geçirmeden de kendilerini tanıtacağız. Aynı zamanda Muğla'daki görevlerinin dışında İstanbul'daki ve Ankara'daki görevlerini de sürdüren çok değerli başkanlar bu akşam bizlerle birlikte. Türkiye'de ve Muğla'da amatör spora yön veren insanlarla birlikte teknik adamlık konusunda da duayen isim olan konuğumuz bugün bizlerle birlikte. Türkiye'deki teknik adamların son durumu, amatör sporlar ne durumda, bunların hepsini bu akşam sizlere cevaplandırmaya çalışacağız diyoruz ve çok değerli konuğumun bir tanesinden başlıyoruz. Kendisi TÜFAK Genel Merkezi'nde genel sekreter olarak Türkiye'de teknik adamların bütün çalışmalarına yön veren isimlerin ekibin başında olan bir adam. Aynı zamanda da Muğla Şube Başkanı TÜFAK Muğla Şube Başkanımız Sayın Alaaddin Naganlı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili hocam, onur verdiniz. Teşekkür ederim bir kez daha geldiğiniz için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Özellikle böyle bir programda Muğla'nın nabzını tuttuğunuz için özellikle sizi ve ekibinizi tebrik ediyorum. Gerçekten özlenen programlardı. Biraz önceki sohbetimizde söylediğiniz gibi sanıyorum 10 sene önceki bir son verdiğimiz programdı. Bundan sonra da inşallah bu Muğla'nın nabzını tutmaya devam edeceksiniz. Ve bizler de takip ediyoruz. Ben biraz önce TÜFAK Genel Başkanım Sayın İsmail Dilber Bey ile de görüştüm. Tüm çok sağ olsun. Muğla'lı spor severlere, Muğla halkına selamlar var. Sizlere selamlar var. Sayın Mehmet Topal selamları var. Başarılı bir program diliyor. Bir hususu parantez açarak söylemek istiyorum. Derneğimizin bir önceki yönetim kurulu üyelerinden, Muğla'mızda antrenör olarak büyük emekleri geçen, Ticaret Lisesi'nden emekli, değerli beden eğitim öğretmenimiz Cengiz Özenen, başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Epeydir tedavi görüyordu, birkaç aydır. Sanıyorum kısa sürede sağlığına kavuşacak. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi diliyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Hocam, konuya geçmeden önce Mehmet Başkan'ı tamam. Tanıtayım. Kendisi Türkiye'de amatör spora yön veren isimlerin bir tanesi. Türkiye Futbol Federasyonu 2000 yılından bu yana amatör işler futbol üst kurul üyesi olarak görev yapıyor amatör kurulda. Aynı zamanda 30 yılı aşkındır da Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun başkanı ve oldukça başarılı çalışmalara imza atan bir isim Sayın Mehmet Top. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk Sayın Erdoğan. Ben de uzun yıllardır bu işin içindeyiz ama bu yayıncılık konusunda bir hayli zamandır yayın yapılmıyordu. Evet. Daha önce yine sizlere bir hayli yayınlara katılmıştık. Bugün tekrar bu eski günlerimize geri dönmemiz, yeniden amatör spor hakkında, spor hakkında ilimizdeki spor kamuoyunu, hatta il dışında bizi izlemek isteyenlere bir takım bilgiler verme fırsatı bize verdiğiniz için size ve ekibinize teşekkür ederim. Ben de Sayın Başkan'ın başarılı çalışmalarını zaten biliyorum. Onu yeri geldiği zaman tekrar söyleyeceğim. Evet. Onunla birlikte yine Cengiz Özenen Hocam'ın rahatsızlığı nedeniyle ben de burada spor kamuoyu huzurunda geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Cengiz Hocam 1992-93 gibi yanlış hatırlamıyorsam bizim ilk karmasının hocasıydı. Muğla'da ilk karmasını yapmıştı. Başkanlığı müsabakalara gidiyordu. İlk karmamızın hocasıydı. Hatta bir müsabakaya Milas'a gittik. Biraz da sağ tesislerin kapıları da kapalıydı. Kilitleri falan kırarak soyunma odalarına girdik. Ve maç yaptık. Çok değerli bir arkadaşımız. Ben bir an önce sağlığına kavuşmasını, tekrar aramıza dönmesini diliyorum. Aynı dileklerle biz de başta Cengiz Hocamız olmak üzere şu anda COVID-19 nedeniyle tedavi gören tüm hastalarımıza ya da diğer hastalıklarda acil şifa diliyoruz bütün hastalarımıza. Tez zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz ve bu hastaların tedavisinde fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza da minnet ve şükranlarımızı iletiyoruz. Onların da Allah yardımcısı olsun diyoruz. Sevgili hocam, Sayın Naganlı, Muğla bazında gidersek TÜFAK, biraz anlatır mısınız bize TÜFAK'ı? Şu anda kaç üye sahibiz?
TÜF adının bir fotoğrafını çekersek son durum nedir? Evet, ben her programda aktarıyoruz, gayet güzel oluyor. İzleyicilerimizi bilgilendiriyoruz. Önce ben Cüneyt, sevgili Cüneyt kardeşim, şeyi bir düzeltme yapayım. Artık teknik adam tabirini kullanmıyoruz. Değerli kadın antrenörlerimiz de var, üyelerimiz. Artık Sayın Mehmet Başkanım da bu şekilde zaten talimatlarda geçiyor. Teknik kişi olarak değerlendiriyoruz. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Evet. Çünkü değerli bayan kadın antrenörlerimiz de artık yeterli sayıda. Evet. Bu işte gönüllü ve şey olarak da, fahri olarak da çalışmaya başladılar. O nedenle teknik kişi olarak hitap etmekte büyük fayda var. Tabii hocam. Muğla şubemiz 1996'da kuruldu. Ben kurucu başkanım aynı zamanda. İşte 25 yıldır çok güzel faaliyetler yapıyoruz. Üye sayımızdan bahsedecek olursak şu anda 462 toplam üyemiz var. Üye sayımız var. Ancak bu 462 toplam üyemizden 240 civarında faal antrenörümüz var. Yani diğerleri işten ayrılmış. Kendi diğer amatör zaten adı üstünde. Kendi diğer işlerine yoğunlaşmış kişiler. Biz de bu şekildeki üyeler bazında bir ayrıştırmadan sonra bakıyoruz ki düzenlediğimiz gelişim seminerlerini takip eden arkadaşları faal antrenör niteliğinde sınıfına koyarak bu şekilde çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Bu şekilde faal antrenör, 240 civarındaki faal antrenörden geçtiğimiz 2019-2020 sezonu, tabi bu sezondaki pandemi durumunu biliyoruz, oraya birazdan gelebiliriz. Evet. Geçtiğimiz sezonu ele alacak olursak amatör kümelerimizde 140 antrenör çalışmış Muğla amatör kümede. Profesyonel liglerde de 21 tane antrenörümüz görev yapmış, üye antrenörümüz. Toplam 161 antrenörümüz 2019-2020 sezonunda 19 Mart'a kadar, pandemi kısıtlamasına kadar görev yapmış. Bu şekilde de bu oran her sene aynı şekilde kısmi olarak da artarak devam ediyor. Ve bundan da biz gerekli, bu antrenörlerimizle gerekli seminerler düzenleyerek, bilgilerini tazeleyerek sezonları hazırlıyoruz. Peki bu pandemi döneminde bu seminerleri yapma şansınız oldu mu yani? Maalesef. Olamıyor değil mi? Maalesef. Yani, şartları zorlasanız dahi. Şartları zorlasak da olmuyor. Genel merkez olarak sadece online bir eğitim yaptık. Online bir eğitimde de gerekli randımanı göremiyoruz. Yüz yüze yaptığımız eğitimlerle gerekli randımanı alamıyoruz. Meslek anlamda bir sıkıntı yaratıyor mu? Yani bu seminerlerin yapılmaması, güncel bilgilerin paylaşılmaması. Tabii mutlaka. Mutlaka. Bunları yapan bir kuruluş. Evet, evet. Mutlaka işte bir araya gelememenin sıkıntısını biz de çekiyoruz. Bir an önce pandeminin sona erip arkadaşlarımızla buluşmayı, eğitimlerimizi devam etmeyi dört gözle bekliyoruz. Peki hocam şunu soracağım. Şimdi Mehmet Başkan'a soru soracağız ama Türkiye'de liglerin, amatör liglerin hiçbiri oynanmadı. Hala balda oynansın oynanmasın tartışmaları devam ediyor. Sizin üyelerinizin hem ekonomik hem de sosyal anlamda bu pandemide yaşadıkları sıkıntılar oldu mu? Mutlaka yani. Bizim üyelerimize değil, genelde bakarsak yani herkesin. Yani sizin, ticaret yapan bile etkileniyor, evet. Tabii herkesin en ufaktan en büyüğüne kadar, esnafın, sanatkarın, kafeteryasının, halı sahasının, herkesin mutlaka bir mağduriyeti oldu. Bunu inkar etmek mümkün değil. Hatta mağduriyeti oldukça yüksek bir düzeyde oldu. Bunun yanında gene Amatör Spor Kulüpler Federasyonumuz, TÜFAD gerekli, bu mağduriyetlerden de gerekli payı aldı. Hem de oldukça fazla aldı. Ben bu konuda Avrupa niye alemde diye, dün akşam programa hazırlık olsun diye Genel Başkanımızın da başkan yardımcılığı yaptığı Avrupa Futbol Antrenörler Dernekleri Genel Sekreteriyle iletişim sorumlumuz vasıtasıyla bir görüşme yaptım. Evet. Jürgen Prof. Yani Avrupa Futbol Antrenörler Derneği Genel Sekreteri. Dedim birkaç örnek ver.
Almanya'daki örnekten, Türk'ün nüfus olarak biz en yakın Almanya'ya yakınız. Aldığımız cevap, iletişim sorumlumuz vasıtasıyla, Almanya'da da amatör liglerin tamamen durduğu, hiçbir amatör antrenörün görev yapmadığı, ancak kendi yasalarına göre, kendi iç dinamiklerine göre, belli bir devlet desteğiyle bazı olanaklar tanıdıklarını haber aldık. Bu şekilde yaptık. Ama bu şekilde Almanya ile Türkiye'yi kıyaslamamız ekonomik olarak mümkün değil. Bunu zaten... Sizin genel merkezde böyle bir çalışmanız oldu mu devletle? Genel merkezde... Talebiniz oldu mu? Tabii. Genel merkezde her zaman gerek federasyon nezdinde gerekse devlet nezdinde, ilgililer nezdinde çalışmalarımız oldu. Ancak gerekli bir şey alamadık. Cevap alamadık. Çünkü Almanya ve Türkiye'nin ekonomik şartları evet. Aynı değil hocam. Ve şeyler de ayrı. Talimatları, yönetmelikleri, devlet anlayışları da farklı. O nedenle belli bir hedefe varamadık. Sizin az önce dediniz ya, size sıkıntı yaşıyorsunuz. Sizin gelirinizde de ciddi bir sıkıntı oldu mu? Tabii kesinlikle. Mesela 15 aydır, pandeminin başladığı 15 aydır tüm Türkiye'de 57 şubemiz var. 57 şubemizin geliri sıfırdır. Samimiyetimle söylüyorum. 57 şubemizin geliri sıfırdır. Hatta ben moral motivasyon açısından pandeminin başladığı ilk günlerde 60 yaş üstü arkadaşlarımı, tüm antrenörleri birebir telefonla aradım. O zamanlar tamamen sokağa çıkma yasağı vardı. Var mı bir ihtiyacınız, yapabileceğiniz bir şey var mı? Sağ olsunlar hepsi de teşekkür ettiler. Şu anda yani 60-65 yaş üstü için konuşuyorum. Herhangi bir ihtiyaçların olmadığını tez zamanda bu pandeminin bitip tekrar çalışmak dileğinde olduklarını belirttiler. Yani biz de takip ediyoruz üyelerimizin durumunu. Almanya'da da gene onu atlamayayım. Amatör takımdaki antrenörler amatör olarak bu işi yapıyorlar. Ve ikinci işler olduğunu özellikle bu Jürgen Prof belirtti. Yani, bizim Türkiye'de asıl işi olanlar var değil mi? Asıl işi olanlar da var. Onların mağduriyetini maalesef gideremiyoruz. Hocam döneceğim. Zaten bu pandemi şimdi biraz da onlar için sıkıntı ama esas sıkıntı teknik kişiler diyelim artık yeni evet. Deyimiyle. Zaten hep devam ediyor. Yani takımlarda profesyonel takım düzenindeki teknik kişiler hak edişleri zamanda ödenmeye çalışılır. Ama altyapı hep sen ben bizim olan mantığıyla gider. Çok cüzi miktarları. Ondan sonra futbol neden gelişmiyor tartışırız. Tekrar döneceğim hocam. Mehmet Başkanım, bu pandemi herkes etkilediği gibi en çok da sizi etkiledi. Çünkü ben size daha önce yaptığım programlarda bize saatler yetmiyordu. Çok iyi biliyorum. Yani bütün altyapı liglerinden, bütün amatör branşlarla konuştuğumuzda bazen saatleri yetiremediniz oluyordu ama bu sene bakıyorum hocam. Türkiye'de amatör lig anlamında, futbol anlamında özellikle bir tek karşılaşma bile yapılmadı. Balın da oynayıp oynamayacağı belli değil. Nasıl etkiledi bu pandemi sizi? Vallahi pandemi kısaca hepimizi bitirdi. Bizi de bitirdi. Yani işte bu yaşımıza geldik. Yıllardır da 50 yıldır da spor içerisindeyiz. Böyle bir sezon, böyle bir sıkıntı hiçbir zaman görmedik. Pandemi sadece bizim sağlığımızı değil, her şeyimizi etkiledi. Yani yine buna şükrediyoruz ki yani bir bölümümüz hiç olmasa sağlam olarak evet. Hayatta yaşamımıza devam ettiriyoruz. Bu pandemi süresince gerçekten çok sevdiğimiz, çok saydığımız, çok değerli arkadaşlarımızı, kişilerimizi kaybettik. Onların üzüntüsünü her zaman içimizde yaşayacağız. Ama bu kayıplarla birlikte tabii maddi kayıp olanlar da oldu. Biraz önce başkanımın da açıkladığı gibi sadece kulüpler değil, kulüplerle birlikte tabii bu işin temelinde kulüpler var. Kulüpler olmasa zaten ne tifatı, ne antrenör, asakaferin, ne hakemlerin bir anlamı olmaz. Önce kulüpler olacak ki orada sporcular olsun, müsabaka programları olsun ve biz de oradan gelişebilirim. Başkanım da söylediği gibi 15 aydır amatör spor kulüpleri federasyonu olarak bir lira gelirimiz yok. Çünkü biz daha önce kulüplerin üye aidatlarından, kulüplerde yapılan transferlerden falan gelir elde ediyorduk. Millet biz zannediyor ki bu federasyonun milyon dolarları Asya kafelere, federasyonlara uyuyor ki oradan bize bir tek lira gelmiyor. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Kendi yayla kaldı. Yani bununla birlikte de bizim 15 aydır bir profesyonel çalışanımız var. Onu işten de çıkarmadık. Asgari ücretle de olsa işte vergisiyle, muhasebesiyle, bilmeyle
ayda yaklaşık 5000 lira civarında bir gideri var. İşte 15 ile çarptığınız zaman bu kadar da bir gider meydana gelmiş. Bununla birlikte yine sabit giderler var. İşte elektrik gideridir, telefon gideridir, faks gideridir, kırtasiye gideridir. Bunlar da mutlaka oluyor. Bu tür giderlerimiz var. Tabii amatör müsabakaların oynanmaması en başta antrenörlerimizi çok zor durumda bıraktı. Biraz önce başkanım da bu konuya değindi. Gerçekten bu işten geçimini sağlayan, ailesinin, çoluk çocuğunun geçimini sağlayan antrenör arkadaşlarımız vardı. Bu işte geçimini sağlayan ya da en azından belki antrenöre kadar yaşlı olmasalar da genç yaşta hakemlik yapan, en azından okulaştıklarını kazanan, ailesine yük olmayan hakem arkadaşlarımız zarar gördü. Saha komiseri yapan arkadaşlarımız zarar gördü. Sahaları hazırlayan gençlik spor personel olsun, belediye olsun, dışarıda gelen personel olsun, onların giderlerinde kayıplar oldu. Kulüplerimiz zaten bitme noktasına geldi, hiçbir yerde gelirleri yok. Yani gerçekten çok büyük sıkıntılar çekildi. Bu sıkıntıları Allah bir daha hiçbir dönem sadece ülkemize değil bütün dünyaya göstermesin. Ve ümit ediyoruz ki en kısa sürede bu sıkıntıları atlatırız. Tekrar eski günlerimize döneriz. Sayın Başkan, şunu soracağım size. Bir şöyle siz konuşurken geçmişe gittim ben de. Daha önce yaptığımız programlarda hayalleriniz hep böyle kendi binanızdı. İşte kendi binanıza kavuşmaktı, daha iyi şartlarda hizmet verebilmekti üyelerinize ya da kulüplere. O hayalinize kavuştunuz yıllar sonra. Tabii biz o arada program yapmadığımız için bizim olmadığımız dönemde oldu. Yani bu hayale kavuşurken nasıl bir mücadele verdiniz Sayın Başkan? Onu sormak istiyorum geçmişe yönelik. Valla gerçekten bu konuda biz çok büyük mücadeleler verdik. Yani bir bazı illerde, birçok ilde amatör spor evleri vardı. Muğla gibi bir yerde bizim binamızın olmaması, kiralarda faalyetlerimizi sürdürmemiz bizi son derece üzüyordu. Bu konuda yıllarca mücadele verdik, çalışma yaptık. En sonunda özel idareden, o zaman büyük şehir değildi, özel idarede bir arsa bize tahsis ettiler 20 yıllığına. Bu konuda tabii şu andaki yönetim kurulu üyemiz Memiş Alper Yıldırım'ın da o zaman İl Genel Meclisi'nde görevliydi. Onun da katkılarıyla bir arsa tahsis edildi. Bunun üzerine işte İl Genel Meclisi'nden bir miktar para aldık, vilayetten aldık. Sonra Spor Genel Müdürlüğü'nden aldık. Konfederasyon'dan destek sağladık. Bununla birlikte yine sponsorlar bulduk. İşte birisine badanasını, birisine boyasını, birisine mermerlerini sponsor bularak yaptırdık. Ve şu anda öyle tahmin ediyorum ki Türkiye'deki ilk 5 federasyon binasından birisi bizim Muğla'mızda. Çok modern, çok güzel oldu, evet. Çok modern, çok güzel bir bina. Yani dışarıda gelen gerek ASKP yöneticileri olsun, gerek sporun içerisindeki diğer kişiler olsun, binamıza gerçekten hayranlıkla bakıyorlar. Kulüplerimizde çok rahatlıkla gidip gelebilecekleri bir yer. Kendi evleri çünkü. Sonuçta biz o binayı yaptırdık. Gerçekten çok zor koşullarda yaptırdık ama o bina sonuçta benim kendi babam malı değil. Muğla'nın yeri. Yarın ben bırakıp gittiğim zaman gelen arkadaşlar orada faaliyet gösterecek. Orada sadece futbolla da değil, ilimizdeki bütün spor branşlarındaki sporculara, kulüplere, antrenörlere, herkese açık. Herkes gelip orada her türlü etkinliğini yapabilir. Böyle bir binaya sahip olmanın mutluluğunu arkadaşlarımızla birlikte yaşıyorum. Ümit ediyorum ki zaten birçok yerde de federasyon binası olmayan yerde de Genel Başkanımız Sayın Ali Düşmez'in önderliğinde özellikle bu tesislerin yapılması konusunda büyük katkılar sağlanıyor. Birçok ilde de binalar yapılmaya başlandı ya da işte eskiden çok önceleri alınmış eski binalar satılarak yenileri almaya çalışılıyor. Şu anda Türkiye'de 81 ilin tamamında Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu var. Ama zannedersem 65 civarında federasyon binası olan ilimiz var. Diğerlerini de işte peyderpey hepsini bir anda almak mümkün değil. Peyderpey uygun bina buldukları zaman, uygun arsa buldukları zaman onu da konfederasyon olarak yapmaya gayret ediyoruz. Böyle bir binaya sahip olmanın mutluluğu gerçekten yaşıyorum. Çok emeğiniz var sizin ve ekibinizin. Onu da tabii yatsımamak lazım. Çünkü yıllarca mücadele verdiniz ve hak ettiğiniz binada da şu an hizmet vermeye devam ediyorsunuz ki inşallah en kısa zamanda bu pandemi biter. Tekrar bütün amatör spor branşları ve kulüpler de orada sizlerle o güzel iki işbirliği içinde çalışmaları sürdürürler diye düşünüyorum da. Bu süreçte futbol dışındaki branşlarda bir faaliyet oldu mu peki? Futbol dışındaki branşlarda da sadece Türkiye genelinde, yani Türkiye deplasman olarak giden müsabakaların dışında, yerel müsabakaların hemen hemen tamamı iptal edilmiş vaziyette. Onlarda da olmadı. Çünkü insanların bir araya gelmesi sıkıntı. Yani tabii yani sonuçta bu kararları Futbol Federasyonu alıyor gibi gözüküyor ama bu kararlar sonuçta Sağlık Bakanlığı var, İçişleri Bakanlığı var.
Spor Bakanlığı var. Yani bunların hepsinin kararları doğrultusunda İl İstihbarat Kurulu var. Bunların kararları doğrultusunda uygulamaya geçiliyor. Bu tabii en fazla futbolu etkilemiştir. Çünkü futbol gerçekten sayı olarak, müsabaka sayısı olarak, sporcu lisanslı spor sayısı olarak baktığımız zaman diğer branşların neredeyse tamamı kadar sadece futbol. Dolayısıyla en fazla futbol etkilenmiş oldu ama diğer branşlarda da bu pandemi nedeniyle büyük etkilenmeler oldu. Peki bu süreçte sahalarda falan yani istenilen düzeye gelebildiniz mi? Bazı maçlarda yokken mesela, çünkü ciddi sıkıntılar yaşıyordunuz hep amatör sporlarda siz. Gerek saha sorunları, gerek tesisleşme anlamında bu konuda yapılan çalışmaları bakabildiniz mi? Vallahi sahalarla ilgili bizim saha problemimiz aşağı yukarı yok gibi. 2019-2020 sezonunda bizim ilimizde 51 sahada müsabaka oynanmış. Saha sayısı yönünde Türkiye'de 5. sıradayız. İstanbul'da 112 2019-2020 sezonunu söylüyorum. Çünkü 2020-21 katık kaldı. Oynanamadı. İstanbul'da 112 saha varmış. Takım sayısı 3071. Müsabaka sayısı 23010. İzmir'de 72 saha var. 1177 takım. 9554 müsabaka. Manisa'da 58 saha. 231 takım. 1533 müsabaka. Bursa'da 52 takım. 52 saha. 776 takım. 6198 müsabaka. 5. sırada Muğla var. 51 sahada müsabaka oynatmışız. 271 takım müsabakalarımıza katılmış. 2010 müsabaka planlamışız 2010 yılında. Mesela Ankara'da 37 saha var. 605 takım var. Kocaeli'de 42 saha var. 711 takım var. Yani bizim 3 katımız takım var. Ama saha 42, bizim 51. Yani saha yönünde bir sıkıntımız yok. Ama sahalarımızda biraz zaman zaman kalite problemi var. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bizim yine 2019-2020 sezonunda toplam maç sayımız 2007. Çim sahada oynanan maç sayısı 708, %63.27'si çim sahalarda oynanmış. Suni çim sahada 396 maç oynanmış, %35.39. Toprak sahalarda da 1.34 müsabaka oynanmış. 15 müsabaka oynanmış. Toprak sahamız var. Şu anda Türkiye'de bundan yaklaşık 5-6 ay önce Spor Genel Müdürü, bizim Konfederasyon Genel Başkan Vekilimiz, aynı zamanda Futbol Federasyonu'nda amatör işlerden sorumlu Genel Sekreter Vekili Adnan Ersan Bey'i çağırmış. Demiş ki Türkiye'de kaç toprak saha var, çıkarıp bana getirin demiş. Onlar da çıkarmışlar, Türkiye'de 46 toprak saha varmış. Şu anda Türkiye'nin tamamında 46 toprak saha var. Bizi de aradılar. Bizim ilimizde de şu anda 3 tane müsabaka yaptığımız toprak saha var. Yani daha fazla var. Mesela Bayır var. Başka sahalarımız da var. Ama onları ben saymıyorum. Çünkü müsabaka oynanmayan saha. Bunlar işte Bozburun şu anda müsabaka oynanan ama toprak olan. Yeşilyurt sahamız var. Müsabaka oynanan toprak olan. Ve Bafa sahamız var. Müsabaka olan. Toprak oynanan toprak saha. Bunların üçünü de özellikleriyle birlikte, türbin yok, toprak saha, soyunma odaları yeterli değil diye Adnan Ersan'a bildirdik. O da bu sahaların tamamını şeye bildirdi, Spor Genel Müdürü. Spor Genel Müdürü demiş ki 46 saha bizim için bir şey değil, bunların hepsini yapabiliriz demiş. Yani 46 sahada en azından sonuç için yapma durumu var. 3 tanesi bizim Muğla'da. Evet, 3'ü bizim Muğla'da. Yani sahamız fazla ama toprak sahaya geldiğimiz zaman da 46 sahanın 3'ü bizde. Toprak saha açısından. Ondan sonra bu 3 sahayla ilgili daha sonra Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle görüştük. Ama bu sahaların 3'ü de belediye, Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Mülkiyeti sağlar. Yani bunların var. Yatırım yapılabilmesi için, Gençlik Spor'un buraya saha yapabilmesi için sahaların Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ya da Genel Müdürlüğü'ne tahsis yapılması lazım. Tahsis yaptıktan sonra bunlar yapılıyor. Bununla ilgili bildiğim kadarıyla Gençlik Spor İl Müdürlüğü Bozburun sahasına gitti. Orada incelemeler de yaptı. Ne yapılabilir, nasıl bir proje çıkarılabilir. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Zannedersem Büyükşehir Belediye ile bu arsanın mülkiyeti, arsaların mülkiyeti sorunu çözülürse bu 3 sahamız daha en azından son için sağ olarak ilimizdeki toprak sahada oynanan müsabaka sayısını sonlandırmış oluruz diye düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda çözülür. Sayın Hocam, aynı soru sizin için de geçerli. Sayın Mehmet Başkan'a söylediğim gibi siz de TÜFAD'ı kendi binasına kavuşturan ender başkanlardan birisiniz. Tırnaklarınızla ikimize kazıya kazıya çok da güzel bir binaya sahip oldunuz. Kendi toplantı salonunuz, yani TÜFAD'la ilgili güzel yerlere sahipsiniz şu anda. Bu binaya ne zaman kavuşmuştunuz ve nelerin, kimlerin katkısıyla gerçekleşti? Bu binaları peyderpey, biz 3 ofisi yan yanaydı. Yan yana olarak kullanıyoruz, birleştirdik.
salon, toplantı salonu, idare bina, mutfak vesaire gibi tamamen kendi Muğla şubemizin imkanlarıyla yaptık, aldık, satın aldık, yaptık. Şu anda inşallah ileriki günlerde daha da güzel şeyler yapılır. Yani TÜFA da yakışır, Türk futbol antrenörlerine yakışır. Bir mekan, daha da güzel bir mekanlar elde etmeyi düşünüyoruz ama şu anda bu şartlarda mümkün değil. Zaten gelir yok. Tabii. Ama o zaman Muğla'daki kulüpler ve yani camia şanslı. Sizin gibi iki tane çalışkan başkanla mücadelelerini sürdürüyorlar. Her daim yanlarındasınız. Peki hocam şunu sorayım. Yani üyeleriniz en son Fethiye Spor'da Enver Hoca göreve geldi. Cem Hoca Hopa Spor'da. Türkiye'deki dağılımımız nasıl? Yani Muğla'lı teknik kişiler olarak. Valla ben oraya geçeceğim. O geçmeden önce gerçekten başkanım biraz önce sahalarla ilgili iyileştirmeler, çalışmalardan bahsetti. Siz de sıkıntı yaşıyorsunuz değil mi? Aynı sıkıntıları biz de bu çalışmalar bitince gidermek mutlaka gidereceğiz. Sayın Mehmet Başkanıma teşekkür ederim. Gerçekten ve yönetimine bu çalışmalardan dolayı. Ayrıca hakikaten Ömer İlman Başkanımız büyük gayret gösteriyor. Müdürümüz. Evet. Yani taleplerimiz yoğun gayret taleplerimiz de makul karşılıyor. Yani o da gerekli çalışmalar yapıyor. Ben derneğimiz adına da Sayın Ömer Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Her branşta çeşitli tesisler, çeşitli faaliyetler kazandırdı. Kazandırmaya da devam ediyor. İnşallah böyle devam eder. Bizler de hep beraber yardımcı oluruz kendisine. Evet hocam. Diğer sorumuz neydi? Teknik adamlarla ilgili hocam. Muğla dışında da Muğla'da teknik sorumlu olarak, teknik direktör olarak görev yapanlar. Evet. Şimdi onların Yani başlıcalar hocam hepsine gerek yok. Notunu almıştım dediğiniz gibi doğru. Hatta programdan önce Enver Hoca ile de görüştük. Yani evet. Muğla'lara da selam var. Muğla TV ailesi olarak spor severlere. Fethiye Spor'da inşallah playoff yolunda başarılı olur. Evet. Yani Hopa Spor'da da Cem Canbaz devam ediyor diye tahmin ediyorum. Evet, işte çıkardığım listeye göre 21 antrenörümüz profesyonelliklerde 21 antrenörümüz çalışıyor. Gerek teknik sorumlu, gerekse de antrenör, gerekse de antrenör olarak. İşte Cem Canbaz, Bekir Küçükşehir halk kaleci antrenörümüz Kızılca Bölük'te. Şu anda aklımda olanlar Enver Ataçocuğu, gene Enver Ataçocuğu'nun yardımcısı Serdar Sarıçoban. Onlar tamamen bizim üyelerimiz. Yani şu anda onların da ismini çıkarmıştım ama demek ki onları şu anda alamadım. Sayı olarak 21 antrenörümüz şu anda profesyonelliklerde görev yapmakta. Onu rahatlıkla belirtiriz. Ve başarılı da oldular. Şu anda Sadi Çeri var Kasımpaşa'da teknik sorumlu olarak. Maalesef Kasımpaşa'da talimatlara uygun bir pro lisans olmadığı için Sadi Çeri arkadaşımız, üyemiz bizim teknik sorumlu olarak beyanatlara çıkıyor. Röportajlara çıkıyor. Ona da tebrik ediyoruz. Güzel işler yapıyor. Bizim üyemiz Kasımpaşa'da. Mi? Evet. Sadi Çeri. Asıl işi kondisyoner. Ama işte dediğimiz gibi bu pro lisans sıkıntısı olan birkaç takımdan biri de Kasımpaşa olduğu için sadece Sadi Çeri arkadaşımız UEFA A lisansıyla o şeyler çıkıyor. Şunu da sormak istiyorum hocam. Şimdi hep yıllarda takip ederim ben. Belgesi yeten hocayla anlaşılır. Yetmiyorsa o başka olan hocayla anlaşılır. Alttan başkası görev de yapar falan. Yani bu kurslar sürekli açılmıyor. Talep mi gelmiyor da talebe göre mi o sayılar ayarlanıyor? Mesela bir pro lisans var, işte elit bilmem ne hocalarda sınıflandırmalar var. Onunla ilgili kurslar sürekli periyodik açılmıyor mu yoksa talep halinde mi açılıyor? Evet Bey, hakikaten bu Türkiye'nin kanayan... Yıllardır merak ederim çünkü diyebiliriz. Bazıları sadece zamanında aldığı bir belgeyle para kazanabilen insanlar var işte. Onu kanayan yarası maalesef biz talimatlara... maddi cezalar da koydurduk hem kulüplere hem teknik adamlara. Teknik adamların eğitim ve statüs talimatlarına gerekli cezaları koydurduk. Başkasının belgesiyle çalışanlar tabii, var. Hem başkasının belgesiyle çalıştıran ve çalışana da cezai hükümler koydurduk.
maalesef bunu hayata geçiremiyoruz. Nedense, her nedense başka bir eller dokunuyor. Hayata geçiremiyoruz. Pro lisansın ve UEFA lisanslarının açılması, kursların açılması, kaçar kişi açılır. Bunların genellikle statüsü, talimatları UEFA tarafından. UEFA da diyor ki pro lisans kursu 20 kişiyle açılır, 2 yılda bir açılır. Yani 20 kişiyle 2 yılda bir açıldığı için. O kriterleri nasıl belirliyorsunuz hocam? Yani 20 kişi nasıl belirleniyor? Alttan gelen hak edişleri. Çalışmalarıyla. Belli bir zaman tabii, o kriterleri gerçekleştirmek. Belli bir zaman kriterleri, eğitimi, çalıştığı takımlar, yabancı dili gibi bazı kriterlerle. Çünkü bazı takımlara pro lisans şart değil mi profesyonel liglerde? Süper, tüm liglerde şart pro lisans. Şimdi 3. ligi 2022 sezonuna kadar süre verdiler. UEFA A ile götürülebilir diye. Ondan sonra orada da... Şimdi bu pandemide öbür sezonda pro lisansı dönecekler. Evet, pro lisansı dönmeleri gerekiyor. İşte onlar sadece UEFA şartı, UEFA'nın koyduğu talimatlara göre uygulandığı için sadece 20 kişi alınabiliyor. İşte son gruplarda Sergenler'di. Son giren gruplar. Sergen Yalçınlar'ın grubuydu. Onun dışında bu pandemi nedeniyle de şu anda kurslar açılmadığı için bu sıkıntı biraz daha devam edecek gibi gözüküyor. İnşallah en kısa zamanda çözülür. Evet. Mehmet Başkanım, yerel ligimiz vardı bizim. Bütün Muğla'ları, statları çekiyordunuz. Ailecek, çoluk çocuk, insanlar tribünlerde. Benim çok hoşuma gidiyordu onlar. Her maçı da kaçırmamaya çalışırdım. Hem aktif gazeteci hem de bir spor sever olarak. Ama bu lanet olası virüs nedeniyle zannediyorum bu yıl Vali Kupası'nı yine yapamayacağız değil mi? Yani durum öyle gösteriyor da ben şimdi önce bir demde biraz eksik kalan konular var. Onları şey yapayım. Sahalarla ilgili özellikle. Büyükşehir Belediye'miz Göltürk Bükü'ne son için saha yaptı. Çok bizi rahatlattı Bodrum'da. Karabörtlü'ne bir saha yaptı. Gerçi o zaman kulübümüz takımımız yoktu ama şu anda orada da var. Karabörtlü'ne bizzat gördüm hocam. Evet. Yani yer kesik sahasını yaptı. Akyol'da Bülent Akça tesislerini yaptı. Bunlardan dolayı ayrıca belediyelerle ilgili sorunuz olursa onlara da yanıt veririm. Teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Gürün'e. Yine Gençlik Spor Genel Müdürlüğümüz, daha önceki il müdürlerimiz ve halihazırda il müdürümüz olan Ömer İlman'ın da katkılarıyla Milas sahası yapıldı. Spor Bakanımız da geçtiğimiz sezon gelmişti. Onun açılışını yaptık hep birlikte. Fethiye'ye o Üzümlü yolu üzerine yapılan o semtin adı neydi unuttum ben. Oraya saha yapıldı. Fethiye sahası son için yine. Esenköy'e bu sene yeni bir pırıl pırıl ışıklandırmalı şeyli tribünü stat yapıldı. Daha önce işte Bodrum sahası yapılmıştı. Kavakdere, Menteşe, Yerküpe'ye saha yapıldı. Evet, Kötekli'ye saha yapılmıştı. Ortaköy sahası ve soyunma odaları yapıldı. Düğer'in soyunma odaları yapıldı. Bununla birlikte il müdürümüzle görüştük. Düğerek sahasının son için ışıklandırmalı tribünün saha olması için sportadan gerekli ödenekleri çıkarttığını, %80-90 civarında altyapı çalışmasını yaptığını, işte bunu %100'e tamamladığı zaman yani oradan parayı garantilediği zaman. Sayın Ömer İlman bizim programımıza da katıldı. Evet, ben onu programda izledim. O yani Düğerek sahasının sun için ışıklandırmalı tribünlü bir saha olması bizim Muğla'yı gerçekten son derece rahatlatacaktır. Çünkü ilimizde sahanın fazla olması bize sadece ilimizdeki takımlar değil, başka şeyler için de gerekli. Biz mesela ilimize grup alıyoruz. Her sene 2 ile 5 arasında grup alınıyor. Bu grupların alınmasında ben Amatör İşler Kurul üyesi ve icra kurulunda olmamdan dolayı da bizim de grupların çalışmasında katkılarımız oluyor. İlimize grup getiriyoruz. Bu gelen gruplar saha iyi olduğu zaman alabiliyoruz. Biz işte zaman zaman Fethiye'ye götürdük bu grupları, Milas'a götürdüklerimiz oldu, Marmaris'e götürdüğümüz oldu. Ama il merkezinde de sahamız iyi olursa bu il merkezinde de bu gruplar gelir. Bu grupların gelmesi düşün ki yani her seferinde 6 takım geliyor. 6 takımın en az 25-30 kişi sporcuları 150 kişi yapar. Bir hafta burada kalıyorlar, 1000 yatak yapar yani, 1000 kişi yapar. Ayrıca bunları takip etmeye gelen birçok illerde antrenörler var. Bunların çocukların velileri var, gazeteciler var, taraftarı var. Yani bunlar son derece önemli hususlar. Şehrin ekonomisine büyük katkısı var. Çok büyük katkısı var. Tabii bunları yapabilmemiz için işte pandeminin önce geçmesi lazım. Arkasında tesisimizin olması lazım. Tesis olursa biz ilimize daha fazla grup da alabiliriz. Özellikle birinci etapta bir hayli grup alıyoruz ama ikinci etapta ve final etapında
grup almamız biraz zorlaşıyor. O zaman testleşme yani, zenginliğe... Tabii o bir grup almamızın zorlaşması nedeni de şu. Daha çok Orta Anadolu bölgelerinde olan takımlara, işte mesela Muğla grubundan bir takım çıktı, İzmir'den çıktı. Ortada bir yerde buluşması açısından önemli. İşte Muğla'ya finale aldığın zaman, işte atıyorum Rize'den takım çıktığı zaman ya da Güneydoğu'dan bir takım çıktığı zaman buraya nasıl gelecek? Dolayısıyla işte neyle veriliyor? Kayseri'ye veriliyor. Çıkan takımların durumuna göre Eskişehir'e veriliyor, Kütahya'ya veriliyor. Ama biz sonuçta ilimizde eğer testlerimiz iyi olursa daha fazla takım da alırız. Diğer sorduğunuz soruya gelince, hani Valilik Kupası ile ilgili diyorsan, Valilik Kupası'nın biz sadece Valilik Kupası'nı değil, bütün futbolu özledik. Gerçekten çok özledik. Yani futbolun her şeyini özledik. Yani müsabaka seyretmeyi ne bileyim yani... Tempoyu bile özledim ya, Sayın Başkan. Ya, yani bazen hani ya, gece gündüz o federasyon ışıkları yanar ya, lisans yetiştirmeler... Her şeyini özledim. Ya, çok, yani istemeden söyleyeyim. Yani bize yapılan hakaretleri, orada birbirlerinin çocukların kavga etmesini, bunları bile özledik. Yani insan her şeyi özlüyor. Yani gerçekten öyle bir noktaya geldik. Yani bu pandemi bizi öyle bir noktaya getirdi ki, ben mesela özellikle geçtiğimiz sezon, bu pandemi yeni başladığı zaman Mart ayında, Nisan ayında, ya hasta mıyız, değil miyiz? Yani eve akşam yatağa giriyorum, başımı tutuyorum. Ateşim var mı, ölüyor muyum? Yani psikolojimiz bozulmuştu. Şimdi işte yeni yeni biraz işte aşı olduk. Biraz daha bu sisteme alışınca rahatladık. Tabii her şeyden önce sağlık. Şimdi insanlar zannediyor ki Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ya da Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ya da işte Amatör İşler Kurul üyeleri, kurul başkanı, başkan vekili Ali Düşmez, bunlar keyif olarak bu maçlara oynatmıyorlar gibi bir algı var. Kesinlikle öyle bir şey yok. Biz gerçekten amatör işleri kurulu toplandığımız zaman saatlerce tartışıyoruz. Biz müsabakaları nasıl oynatabiliriz? Bizim hepimiz müsabakaların bütün müsabakaların oynanması yanından tavrımızı koyuyoruz. Ama müsabakaların oynanabilmesi için bu müsabakalarda amatörlerde farklı, profesyonellerde farklı tandemi uygulanması söz konusu değil ki. Burada da ne vardır? Sporcuların profesyonelliklerde nasıl testleri varsa amatörlerde de test olacak. Amatörlerin geliri belli. Bu testi nasıl yapacaklar? Ciddi bir para tutuyor. Yani işte 15 kişilik minibüse 25-30 kişi binip deplasmana gidiyor. Ciddi soyunma odalarında, soyunma odaları kifayetsiz. Yani her konuyu tek tek düşünmüyor. Belki o sporcular genç olduğu için bu hastalığa yakalansalar ucuz atlatabiliyorlar ama onlar gittiği zaman kendi aileleri var. Dedeleri var, anneleri var, babaları var, aileleri var. Onlara bulaştırma ihtimali var. Onun için biz herkesten çok bu müsabakaların oynanmasını istiyoruz. Ama bizim istememiz yetmiyor. Biz bir karar alıyoruz. Ya işte oynansın yönünde karar alıyorsun. Bir bakıyorsun İçişleri Bakanlığı bir talimat yayınladı. Sokağa çıkma yasağı var. Müsabakalar iptal. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu profesyonel maçlarda %30 seyirciyle müsabakalar oynanması kararını verdi. Ama aradan 3 gün geçmeden devlet açıklama yaptı. Seyirci kesinlikle müsabakalar alınmayacak. Yani böyle hani bu iş o kadar dendiği kadar kolay değil. Yani tepede Sağlık Bakanlığı var. Cumhurbaşkanlığı sistemi var. İçişleri Bakanlığı var. Yani spor genel müdürlüğü var, spor bakanlığı var. Herkes onların görüşü olmadan bu müsabakaları oynatamıyorsun. Amatörlerle ilgili nasıl karar alınacak onu ben tekrar dönerim ama Valilik Kupası ile ilgili de geçtiğimiz sezon 17 takım müracaat etmişti. İşte normalde 16 Mart'ta başlatacaktık müsabakaları. Ancak işte 13 Mart'ta şey çıktı, bu 11 Mart'ta başladı. 13 Mart'ta talimatlar gelmeye başladı. Biz bunu önce bir ay erteledik bu müsabakaları. Ondan sonra bir ay sonra tekrar bir duruma bakalım. Bir ay sonra geldi, yeniden sorun çıktı. Sonra dedik ki bu katılan takımlarda 1 Haziran'da görüş alalım. Görüşlerini tek tek bize bildirsin bu katılan takım temsilcileri. Müsabakalar oynansın mı, erteleyelim mi, iptal mi edelim? 17 takımdan bir kulüp dedi ki müsabakaları iptal edelim dedi. Onu katil mücadele ödedik, iade ettik. Sonra diğerleri dedi ki Eylül-Ekim ayında başlatalım yeniden. Eylül-Ekim ayı geldi, amatör müsabakalarla birlikte sahalar yine kapalı. Yine antrenman yapılamıyor. Sistem yani pandemi geçmemiş, evet, hastalık devam ediyor. Bu sefer tekrar kulüplerin de görüşünü, yani kulüp demeyeyim de katılan takımların da görüşünü alarak bir sonraki sezona erteledik. Yani bu sezona erteledik. Yani isteyen takımların da katılım ücretlerini ödeyerek bu sezonu erteledik. Bu sezon da yine şu anda oynanamıyor. Yani bu sezon da geçti. Zaten oynatmamız mümkün değil. Önümüzdeki sezon için bilemiyorum tabii. İnşallah tekrar sağlıklı günlere döneriz de bu müsabakalar oynama noktasına gelir. Şu an en yakın süreç olduğu için soruyorum. Bölgesel amatör ligler. Bununla ilgili amatör işler kurulunda bir şeyler konuşuldu mu Sayın Başkan? Yani önce Nisan'dı, sonra Mayıs'a ertelendi. Hala bakanlık ya da genel millet düzeyinde görüşmeler devam ediyor kulüplerle. Şimdi Cüneyt'ciğim ben öncelikle bu gelişmeyi şöyle bir tarih sırasına göre tabii, eğer zamanınız varsa izin verirseniz tabii, anlatmak istiyorum. 13 Mart 2020'de TEFF Yönetim Kurulu amatör futbolla ilgili olarak bir karar aldı ve 14-3 yani geçtiğimiz Mart bu sezon değil de 2020'nin Mart ayından itibaren uygulanmaya konacak dendi. Bunlar neydi?
balın kaldığı yerde seyircisi oynanmasına, büyükler kategorisinde yer alan süper amatör, birinci amatör, ikinci amatör ve 19'ların oynanmasına, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 müsabakalarının komple iptaline, bununla birlikte Türkiye şampiyonası olan, yani geçtiğimiz sezon eğer bu müsabaka tamamlasaydı Türkiye şampiyonası olan 19, 17, 16, 15 ve 14 liglerin bütün Türkiye şampiyonlarının iptaline karar verdi. Şimdi biz bekliyoruz büyüklerle 19'dan ve yukarıdakiler oynanacak diye. Tekrar 19 Mart 2020'de yeni bir duyuru yapıldı. Bu duyuruda da bal, süper amatör, birinci amatör, ikinci amatör, 19 ligleri hani oynanacak diye demişti ya. Bunların ileri bir tane ertelenmesi kararı alındı. Yani ucu kapalı bir şekilde ertelendi. Ondan sonra biz 21 Mayıs 2020'de Konfederasyon bize maske gönderdi. 3000 tane maske gönderdi. Biz onu işte mevcut kulüplerimize, özellikle federasyon o dönemlerde kapalıydı. Bazı günler kulüplere duyurduk, açık bıraktık. İşte haftanın iki günü belli saatlerde açık bıraktık. İsteyen kulüplerimize verdik. Bir bölümünü ilçelere gönderdik, arkadaşlara dağıttık. 27 Mayıs 2020'de TFF Başkanı ve TAS Genel Başkanları Düşmez, birinci ve ikinci amatörle 19 sahalarının müsabakalarıyla ilgili düşme ve çıkma konularının, yani müsabakaların iptal edildiğini, ASKV ve il tertip kurulunca karar verilmesine karar verildi. Bal ve süper amatörün ise 18 Temmuz 2020'de başlamasına karar verildi. Yani biz amatör işleri de bunu görüştük. Tabii bizim amatör işleri de görüştüğümüz konular amatör işlerin karar olarak hemen ilan edilemiyor. Mümkün değil. Çünkü amatör işlerden sonra sağlık kurulu var. Futbol Federasyonu'nun. Onlarla görüşülüyor. Sonra Futbol Federasyonu yönetim kurulu var bizim üstümüzde. Yani Futbol Federasyonu bu işin asıl sahibi. Evet. Futbol Amatör İşler Kurulu onun alt bir birimi. Onun aldığı karar yeterli değil. Yani o Futbol Federasyonu karar doğrultusunda süper amatörle bal müsabakalarının 18 Temmuz'a, diğerlerinin de iptaline karar verildi. Bizim zaten birinci amatör küme bitmişti. İkinci amatör kümede de Kavaklıdere, işte bir grup, biri 6'lıydı, biri 8'liydi, birinde 4 hafta, birinde 5 hafta vardı. Kavaklıdere ile A grubunda Bodrum Turkuaz takımlarını birinci amatöre çıkardık. Marmaris Belediye ile Beldibi'ni, Marmaris Belediye de yine birinci olduğu için, şampiyon değil miydim? Birinci olduğu için birinci amatöre çıktı. Ayrıca yine statümüz gereği birinciler çıkacaktı, ikincilerle playoff maçı oynatacaktık. Playofflar da iptal edildiği için playoff maçı oynatmadan ikinci olan Bodrum Turkuaz'da Beldibi takımlarını çıkarttık. Ancak B grubunda Beldibi ile Fethiye Yeni Mahalle Kültür Spor'un puanları eşitti. İkisinin puanları da aynıydı. Şimdi baraj maçı yaptıracağım ama nasıl yaptıracağım? Birisi bir tarafta maç yapmış, öbür maçına gelmeden iptal olmuş. Hadi onu da çıkaralım dedik. Yani 3 takım çıkaracakken 5 takıma burada karar aldık. Evet, 5 takımı da şeye çıkardık. Birinci amatöre çıkardık. Ondan sonra 14 Ağustos 2020'de TFF tarafından verilen karara göre bal ve süper amatör müsabakaları iptal edildi. Önce ertelendi, sonra onlar iptal edildi. Bu liglerde düşme kaldırıldı. Hani süper amatörde balda düşme kaldırıldı. İlimizde o zaman süper amatörde henüz bitmeme 3 hafta vardı. Bitmemesine rağmen puan farkıyla önde olan Gümüşlü Gençlik Sporu bala amatör işler kurulu kararıyla çıkarttırdık. Zaten Ortaca Belediye Yatağan Spor'da oradaydı. Onlar da düşmediği için orada kaldı. Dolayısıyla bu sezona devrettiği zaman 3 takımımız, Gümüşlü Gençlik, Ortaca Belediye, Yatağan Spor takımlarımız balda oynayacaktı bu sezon. Süper amatörden birinci amatöre çıkan Milas Gençlik, Ula Belediye ile birlikte Bodrum Göltük bir de playoff'tan çıkmıştı. Bunlarla birlikte 13 takımımız oldu süper amatörde bu sezon için. Daha sonra 23 Eylül 2020'de Ekim ayı sonunda yeniden değerlendirilecek, yani önümüzdeki sezonun şeyle ilgili toplantı yapıldı. Covid-19'un devam etmesi nedeniyle Ekim 2020'de yeniden değerlendirilmek üzere ertelendi. Sonra 7 Ekim 2020'de 13 takım süper amatörden 26 hafta süreceğini biz düşündük. 13 takım 26 hafta süreceğini düşündük. Sürede çok daralmıştı. Onun için Marmaris Belediye Gençlik Spor'da playoff'ta kaybetti ama biz de, beni de süper amatör alın diye sürekli mücadele veriyordular. Ondan sonra biz de Alaaddin Başkanım'ın, TÜFAT'ın da görüşünü alarak, tertip kurulundaki arkadaşlarla görüşerek Marmaris Belediye Gençlik Spor'u da süper amatöre çıkaralım dedik. Süper amatör 13 takımdan 14 takım olsun. Daha sonra bu 14 takım 2 grup yaparız. 7'şer takımlı 2 grup. Hani 13 takımlı yapsan 26 hafta sürüyor. 26 hafta ligin Ocak'tan başlayacağı, ne zaman başlayacağı belli değil. Yetişmez. Hiç olmazsa 14 takım olsun. 7'şer takımlı 2 grup yaparız. Ve bu müsabakaları daha kısa sürede, daha masraflı bitiririz düşüncesiyle hareket ettik. Onu yaptık. Ondan sonra daha önce o 5 takımı 2. amatörden 1. amatöre çıkarmıştık.
Ancak Türkiye'de bazı illerde birinci ve ikinci amatör, bazı illerde mesela ikinci amatör hiç başlamamışlar. Bizim başlamış bir ayda ilerlemişti, 3-4 hafta kalmıştı bitmesine. Onlar birinci, ikinci amatörü birleştirmişti. Biz de şimdi sezon ilerleyince, şimdi birinci amatörü oynatsan, o bittikten sonra ikinci amatörü ne zaman oynatacaksın? Böyle bir sıkıntı olacağı için biz dedik biz de yine bir karar alalım. Yönetim kurulu olarak işte teknik arkadaşların, teknik kişilerin, önce başkanımızın da, Alettin Başkanımın da görüşlerini alarak birinci ve ikinci amatör kümeyi biz de il olarak birleştirdik. Bunu Futbol Federasyonu'na yazdık, Amatör İşler Kurulu'ndan. Bunun onayını çıkardık. Birinci ve ikinci amatör kümeyi de o haliyle birleştirmiş olduk. Daha sonra 31 Ekim 2020'de TEF ve Yönetim Kurulu'nca alınan kararla Aralık ayında amatör kitapçığın yayınlanması kararı alındı. Bu kitapçık bununla ilgili de gerçi yayınlandı ama gerçekten ben de Amatör İşler Kurulu'yorsa başkanım da biliyor. Çok büyük emeklerimiz var. Yani şöyle bir emeğimiz var. Bu kitapta herhangi bir nokta koyduğun zaman, bir cümle koyduğun zaman bu sadece Muğla'yı değil, Hakkari'yi de ilgilendiriyor, Kars'ı da ilgilendiriyor, Adana'yı da ilgilendiriyor. Bütün Türkiye'yle ilgilenen bir konu. Onun için çok önemli bir husus. Tabii bununla ilgili Amatör İşler Kurulu'nun icra kurulu olarak başta Genel Sekreteri Vekilimiz Sayın Adnan Ersan, Balgi Sorumlusu ve TFF Bölge Müdürü Fahrettin Eser'di. İşte yine amatör işlerden birkaç arkadaşla birlikte bizlerden de görüş alınarak bu kitap son haline getirilip Ali Düşmez'e, Genel Başkanımıza, aynı zamanda Futbol Federasyonu Başkanı ve Ali Düşmez'e sunuluyor. Ali Düşmez de uygun gördüğü ya da şu değiştirelim dediği noktalar değişerek ondan sonra hukuk kuruluna gidiyor. Hukuk kurulunda da gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Futbol Federasyonu yönetim kurulunda çıkıp Futbol Federasyonu internet sitesinde yayınlandıktan sonra da bu kitap yürürlüğe girmiş oluyor. Ve Futbol Federasyonu bu kitabın Aralık ayında yayınlanması diye karar aldı. Biz de her şeyimizi bitirip hazırladık ama kitabın yayınlanması bir müddet durdu. Daha sonra bu kitap son alınan bir kararla o zaman alınan karar Ocak 20'de Bal ve Süper Amatör'ün başlatılması, Ocak ayı sonunda da transfer işlemlerine başladı. Ocak ayı sonunda da liglerin başlaması kararı alınmıştı. Ondan sonra 15 Ocak 2021'de bu kitap yayınlandı. Daha sonra yerel amatör liglerin oynatılmasına sadece bal oynatılmasına diye bir karar alındı. Yerel amatörler iptal edildi. Balın 15 haftada tamamlanması ile ilgili bir çalışma yapıldı. Türkiye'de 266 bal takımı var. Bunlar 52 gruba ayrıldı. Gruplar 4'lü, 5'li, 6'lı. İller belli oldu. Tabii iller belli oldu. Biz işte eskiden mesela 13-14 takımlı gruplar oluyordu. 5-6 ilden takımlar oluyordu. Bu sefer yani yapılan çalışmada bölgesel yapılıyordu. Çok dar yapıldı. Yani müsabakalar kısa olsun ve kısa çabuk dönemde gitsin. Deplasmanlar az olsun, gitme gelme az olsun. Evet. Bu çerçevede bazı illerde mesela Kütahya'da 4 takım vardı. O 4 takımlı bir grup oldu. Antalya 4 takım var. 4 takımlı yani hiçbir yere gitmeden kendi içinde grup oldu. Biz de işte bazı iller 2 ille 3 il birleşti. Biz de 2 il birleştik. Biz de Denizli. Denizli'nin önce 4 takım vardı Bal'da. Birisi çekildi 3 takım kalmış. 3 takımda bizim 6 takımlı bir grup oldu. Bu grup çift devreli maç yapacaktı. 4 takımlı olan şeyler grup birincisi gidecekti değil mi? 4 takımlı gruplar 3 devreli olacaktı. 5 ve 6 takımlı gruplar çift devreli olacaktı. Karşılıklı gelecektiler. Daha sonra bu 52 grupta birinci olan takımlar 9 bölgede ayrı gruplarla bölünecekti. 9 bölge birincisi 3. lige çıkacaktı. 52 grubun son sırayı alan takımlar da yerel üst lige düşecekti. İşte süper amatör olan illerde süper amatör, birinci amatör olan illerde de birinci amatöre düşecekti. Yani 52 takım düşecekti. 9 takım 3. lige çıkacaktı. 266'dan 52, 214. 9 da yukarı çıkacak. 223. Bir de baldan 3. ligden 16 takım gelecek. Önümüzdeki sezonda bal planlaması bu şekilde yapıldı. Bu gruplarda kura çekildi. 26 Mart'ta İstanbul'da TEFF'de kura çekildi. Müsabakalar normalinde 17-18 Nisan'da başlayacak. Yani bu geçtiğimiz hafta başlayacaktı. Bütün planlar yapıldı. Kurallar çekildi. Hatta bizim ilk müsabakalarımız Ortaca Belediye Denizli Sarayköy ile oynayacaktı. Yatağan Gümüşlük Gençlik'te oynayacaktı. Denizli Bağbaşı Zeytinspor'da Denizli Serenhisar takımı ile oynayacaktı. Sayın Başkan, Gümüşlük'ün başvurusu olmuş muydu size? Lig'e katılmayacağına dair şeyler vardı. Yani federasyonuza bir talep geldi miydi? Şimdi kamuoyunda şimdi bize de sorulan soru o. Gümüşlük yok katılacak, katılmayacak. Genç takımda katılıyor. Yok vazgeçti falan böyle bir şimdi var. Tabii bu takımlar bir katılım payı yatırıyor Futbol Federasyonu'na. Bununla ilgili bilemiyorum katılım payını yatırdım yatırmadım. O konuda fazla bilgim yok ama yani o aşamada biz çünkü Futbol Federasyonu
Futbolu'nun talimatı gereği bölge müdürlüğünde görevliler geldi. Biz futbolu temsilciyle birlikte ASEKO formatta gittik. Sahaları inceledik. Evet. Gümüş sahasını inceledik. Gümüş sahası gerçekten 2 senedir müsabakta olmadığı için bakım olmamış. Çok perişan bir vaziyette. Soyunma odaları kirpas içinde, camlar kırılmış. Zemin çok kötü. İşte bala çıktığı için balın bazı kriterler var. Ona uyması lazım. Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüğü ile birlikte eksikler tespit edildi. Kulüplere, belediye, büyükşehire, Bodrum Belediyesi'ne bildirdik. Kulübe de bildirdik. Ancak daha sonra işte bu maçlar başlama aşamasına geleceği zaman kulübün katılıp katılmayacağı biraz konusunda endişe vardı ama yapacak bir şey de yoktu. Biz maç gününü bekliyorduk. Tabii ondan sonra 9 Nisan 2021'de bütün bu kararların olmasına, müsabaka kararının başlama şartları oluşmasına rağmen Sağlık Kurulu bir talimat yayınladı. Amatör bal müsabakalarının Mayıs ayı sonuna kadar ertelendiğini bildirdi. O zaman yapacak hiçbir şey kalmadı. Yani Mayıs sonuna kadar biz şu anda bekliyoruz. Program her şey hazır. Gruplar belli, statü belli. Bal statüsünde de yine bir ayrı çalışma oldu. O da yönetimden geçti. Ancak ilan edilmedi. Niye ilan edilmedi? İşte bu Sağlık Kurulu kararı nedeniyle ilan edilmedi. Yani orada da balın işte kriterleri var, sağ durumları var, teknik kişilerin uygunluk durumları var, futbolcu uygunlukları var, düşme var. Bu statüde belirtiliyor. O statü her şeye hazır olmasına rağmen Sağlık Kurulu'nca, futbolcuları Sağlık Kurulu'nca müsabakalar Mayıs ayı sonuna ertelendiği için statü şu anda beklemedi. Yani her şey hazır ama beklemedi. Eğer Mayıs ayı sonunda işte pandemi düşerse, Bakanlık, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı bu müsabakaların oynamasında bir sakınca yok denirse Mayıs sonunda başlama ihtimali var ama başlar mı, başlamaz mı? Şu anda amatörler kurulu yazıyor. Ben yani de bilemiyorum. Sağlık Kurulu'nun o günkü şartlar neticesinde tabii alacak yani işte yani. Şartlar her gün görüyorsunuz, her gün sayılar yükseliyor. Hem vaka sayısı yükseliyor hem ölüm sayısı yükseliyor. Yani bu ölüm işte 300 vaka 55-60 binlerde ölümde 300 küsur. Bu kadar insan ölüyor. Yani bu tabii ben de baldızımı bu pandemi nedeniyle koronadan kaybettim. Yani insan kendi ailesi olduğu zaman belki biraz daha ateş düştüğü yeri yakar, iyi biliyor ama 350 kişiye yakın ülkede bir günde insanın ölmesi çok büyük bir olay. Yani hani düşün yani bu her günde 60 bin kişi koronavirüs kapıyor. Bunlar varken şimdi biz her ne kadar bu müsabakalar oynansın diye çırpınsak da bu konuda görüş bildirsek de bir şey ifade etmiyor ki. Her şeyden önce sağlık. Sağlık olmadan nasıl müsabaka oynatacak? Sağlık. Yani biz önce insanların sağlıklı yaşamını temin etmek zorundayız. Yaşam, sağlıklı yaşam olduğu zaman, sağlık şeyi azaldığı zaman, hastalık yayılması azaldığı zaman, ölüm sayıları düştüğü zaman elbette ki biz de bu müsabakalar oynanmasını düşünüyoruz. Ama işte Mayıs ayı sonunda müsabakalar oynanır mı, oynanır mı, oynanmaz mı bilemiyorum. Burası güncel bilgiler yok. Burası Türkiye. O zamanki güncel bilgilere göre yani belki böyle bir soru gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama ben şimdiden söylüyorum. Yani Muğla Spor özellikle taraftarların bu konuda sorusu var. Bal oynanmazsa düşme kalkar mı? Valla burası Türkiye yani şu anda... Geçen sene öyle bir şey olunca tabii. Şimdi Türkiye'de şu anda 3. ligde 3 tane 17 takımlı grup var, 1 tane 16 takımlı grup var. Belki grup azaltılabilir. Ve bu takımlarda 4'er takım, 16 takım düşecekti. 16 takım düşüp 9 takım çıkacaktı. Yani düşün zaten 7 takım azalacaktı. 16 düşüp 9 çıkacaktı. Önümüzdeki sezon 3. lig 60 takımdan oluşacaktı 3 gruptan. 4'ten 3'e inecekti 20'şer takım, 3 grup planlamıştılar. Ama şimdi işte bal oynanır mı? Oynanırsa 9 takım çıkacak. Oynanmazsa düşme kalkar mı? Burası Türkiye bilemiyorum. Tabii burada da kalkıp kalkmaması konusunda o düşme hattında olan illerin, milletvekillerinin ya da siyasilerinin yapacağı çalışmalar biraz bu işe yön verir diye düşünüyorum. Durum bu. Sizi bir soluklandıracağım. Kısa bir süre bir röportajımız vardı. Geçtiğimiz hafta Muğla Spor Aktivite Onur Mücadelesi'ni veriyor. Çok kısa da Muğla Spor düşüncelerini alacağım sizlerden. O röportajları bir izleyelim. Sevgili Özcan Öz hocamız, bizim Muğla'lı teknik adamımız 3-0 yendi. Onunla bir röportajımız var. Hem de kaptanımız Emre Okur profesyonel futbolcu yaşamında 100. golüne imza attı. Onda bir röportajı var. Sevgili Mert hazırsa röportajlarımıza gidelim. Ardından hemen buradayız. Hocam tebrikler. Sezonun bitimine az bir kala Muğla Spor gururla, onurla mücadelesini sürdürüyor. Ve ligdeki ilk galibiyeti size nasip oldu hocalık olarak. Nasıl değerlendiriyorsunuz bugün oynanan futbolu 3 güzel golü? Yani ligin hedefsiz iki takımının maçıydı. Biz biraz da genç oyuncuları da görmek istedik. Onların ne vereceğini biraz ne vereceği hakkında fikir sahibi olmak istedik. Öyle düşünerek çıkmıştık maça.
Çocuklar iyi tepki verdiler saha içerisinde. Mücadele eden, vazgeçmediler, bırakmadılar. Yani söylemek istediğim aslında çok şey var ama şu konumda düşmüşken bu galibiyete sevinmek de içimden de gelmiyor açıkçası. Sevindirici tek tarafı istatistik olarak ligi içeride galibiyet almadan bitirmediğimiz için memnunum, mutluyum bu konuda. Bir de gençlerin bugünkü ortaya koydukları futbol, bir de o mutlu ettiler herhalde, değil mi? Yani o bizim kanayan yaramız zaten. Hani hep konuşulur altyapı diye Muğlaspor'da. Muğlaspor'un altyapısından bu sene başında profesyonel yaptığımız oyuncuları görme şansımız oldu bu konuda. İyi bir fırsattı aslında. Çocuklar da bunu iyi değerlendirdiler bana göre. İnşallah hani kulüp kendi oyuncusuna daha çok değer verir. Altyapıdan çıkan oyuncular kulübün değerini daha çok hissederler. Ve önümüzdeki yıllarda bunu bir fırsata çevirebiliriz belki de. Bundan sonra kalan maçlarda yine şans verecek misiniz hocam gençlere? Vermeyi düşünüyoruz. Ama bu maç biraz iki takımın da hedefsiz olması açısından onlar için tam bir uygun bir fırsattı aslında. Diğer maçlarda da verebildiğimiz süreyi yine vermeye çalışacağız. Tebrik ederim hocam, başarılar diliyorum. Sevgili Evlet, tebrik ediyoruz öncelikle. Teşekkürler. 100. golünü bugünkü maçta atma fırsatı buldun. Evet. Önceki bir maçı değerlendir, ondan sonra da 100. golle ilgili düşüncelerin ne olur? Bizim için önemli maçtı. Maçın önemli açısı neden önemliydi? Bu sene sahada hiç maç kazanamadık. O maçlar önemliydi. Çok şükür onu kazandık. Güzel bir skorla kazandık. Benim için ayrı bir önemi vardı. Kariyerimdeki 100. golüm burada nasip oldu. Onun için de ayrıca mutluyum. Ama takım olarak, kulüp olarak, cami olarak bu durumu hak etmedik. Biliyorsunuz küme düştük. Yani çok isterdik bu takım kurtarmayı ama gerek bazen bizim hatalarımız, hakem hataları çok oldu. Çok. Ama bir türlü bu olguyu başaramadık. İnşallah Muğlaspor tekrar en kısa sürede hak ettiği yere gelecektir. Tebrik ediyorum seni. Teşekkürler tekrar. Abi, eyvallah. İçimiz kan ağlıyor ama yapacak bir şey de yok. Muğlaspor onurla mücadelesini sürdürüyor. Yarın da Urfa deplasmanında Karaköprü karşısında Muğlaspor'umuz puan ya da puanlar mücadelesine devam edecek. Sayın Mehmet Başkan da dediği gibi Türkiye'de bal oynanır oynanmaz, üçüncülükten düşer düşmez. Onlar çok değerli. O bölümün büyüklerimizin alacağı kararlar. Tabii o karara göre de Sportes'in akışını da belirleyeceğiz önümüzdeki haftalarda konu ve konuklarımızla neler yapılabileceği konusunda. Mehmet Başkanım, söz sizle devam edelim. Sonra Alaaddin Hocam'a döneceğim. Muğlaspor, yakından takip etmeye çalışıyorsunuz sürekli amatör maçların programına göre. Yani neler söylemek istersiniz birkaç cümleyle Muğlaspor hakkında? Valla Muğlaspor hakkında ne söyleyeceğimi ben de bilmiyorum. Yani bu durumla gerçekten son derece üzülüyorum. Yani şimdi bütün kalbimle söyleyeyim ki belki Muğlaspor'un bala düşmesi, yani işte amatöre düşmesi Muğla'da yaşayan insanlar için en fazla beni üzüyordur. Yani bunu bütün kalbimle söylüyorum, en fazla beni üzüyordur. Niye beni üzüyordur? Muğlaspor bala düştükten sonra işte bizim yukarılardaki görevimizden dolayı hadi bu işte şu gruba gitsin, bu gruba gitsin, yukarı nasıl çıkacak? Bütün onun mücadelesini vermeye başlıyoruz. Yani hani öbür türlü zaten üzüntümüz. Tekrar biz onun çıkması için mücadelemizi vereceğiz. Geçmişte de grup merkezlerinin belirlenmesinde, bu grupların hangi şeylerde olmasında bazı şeyleri belki burada söyleyemiyoruz. Söylemememiz de lazım. Bunlar bizim kulübün bildiği şeyler, mücadelemiz. Grupların nasıl olduğu, müsabakaların nerede oynanacağı, hangi gruplara gideceği. Bunların çalışması için gerçekten büyük emekler sarf ettik. O yani orada olmamızın görevleri... Deplasmanların bile... gruplarda oynaması için yakınlaştırmasında da katkı var. Yakınlaştırmasında katkı var. Bir de işte senin oynayacağın rakiple yani rakibin diyelim ki belli. Şu takımla oynayacaksın ama o takımla müsabakayı nerede yapacaksın? Yani öbür takıma çok yakın bir yerde yaparsan senin seyirci nasıl gidecek? Avantaj nasıl sağlayacak? Stat nasıl olacak? Olur, evet. Yani işte en başta gruplar yapılırken zaten bazı takımlar başta gerçekten çok iyi transferler yaparak pozisyonunu koruyorlar. Orada gerekli çalışmalar yapman lazım. Nerelere gitmesi lazım? Bu konuda gerçekten büyük çaba sarf etmemiz gerekiyor. Yani Muğlaspor şimdi bir kitapçık var. Neyse onun detaylarına girmeyeyim de baldan sonra yani 3. lige dışarı çıkan profesyonel hareket yönünde Futbol Federasyonu'nun bir değerlendirmesi var. Türkiye'de en fazla bir takım 5 kere düşmüş çıkmış. Daha sonra 7 takım 4 kere çıkmış, 3 kere düşmüş. Şimdi Muğlaspor bu 4. düşmesini muhtemelen yaşayacak yani eğer ayrı bir karar alınmazsa. Yani o kadar takımın içerisinde 104 takım zannedersem profesyonel liglere gitmiş gelmiş.
Muğlaspor 4 kere çıkmış, 3 kere düşüyor. Bu 4. düşüşü. İnşallah bir daha çıkma nasip olur. Çünkü gerçekten çıkmana da çok zorlaştı. Eskisi gibi değil. Evet. Yani çok daha zor pozisyonda. Bir de bizim ilçelerde profesyonel takımlarımız var. Orada destek gelme işi zor. Muğlaspor'da başkan olmak, yönetici olmak çok daha zor. Ben bilincindeyim. Yani gerçekten zor. Para bulmak zor. Ama şunu da söylemek istiyorum. Biz mesela işte başkanım da biliyor. Buraya grup alıyoruz. Yani birçok ilde, bitişimizdeki sağda soldaki illerde bir grup, iki grup ya da hiç grup alamazken biz buraya her sene 4 grup, 5 grup getirdiğimiz oluyor. Yani alt gençler liglerinde. Evet. Yani başka illerden, Gençler Birliği'nden, Buca'dan, İstanbul'dan gelip maçları seyrediyorlar. Bizim Muğla'da gelip seyreden pek görmüyorum. Yani ben buna üzülüyorum. Ya gelip seyretseniz de kardeşim. Ne yetenekler var değil mi? Ya tabii ya, işte ayağımıza kadar gruplar gelmiş kapınızın önünde. Yani başka ille gitmiyorsunuz. Çünkü gelin orada bir inceleyin yani. Evet. İlla almanız şart değil ki, beğenmeniz şart değil ki. Yani başka illerde gelen antrenörler de teknik kişiler de geldiği zaman illa orada futbolcu beğenmiyor ki. Yani beğenmeyebilirsin ama gel seyret. Bir scout ekibimiz yok. Yıllardır hem yüksek. Yani bunların yapılması lazım. Muğlaspor tabii gerçekten yani ilimizin ismini taşıyan profesyonel kulübümüz. Yani bunun eğer düşerse yerine çıkması için il olarak ne gerekiyorsa yapılması lazım. Yani ekonomik olarak mı, siyasi olarak mı ne yapılacaksa yapılması lazım. Muğlaspor'a amatör kümeye kesinlikle yakışmıyor yani. Yukarı çıkması lazım. Bizim seviyemizde olan, Muğla Spor gibi olan birçok kulüp daha üst liglerde. Yani biz eğer şeyde de, 3. ligde de son sıraya alarak küme düşüyorsak bu bizim için çok ayıp bir durum. Bir ders çıkarmakta gereken bazı şeyler olması. Her şeyde bir ders çıkar yani. Hastalıkta da ders çıkar, sağlıkta da çıkar, düşmede de çıkar, yukarı çıkmada da çıkar. Yani Muğla Spor 3. lige çıktığı zaman burada birbirine zıt iki siyasi partinin şeyde sahada birbirine sarılarak zıpladığını, sevindiğini gördüm. Yani Muğlaspor bütün Muğla'nın bütün maçlara evet. Geldi yani. Bütün burada da finalinde de düzenlenen törende de yani Muğlaspor burada ilde yaşayan bütün insanların siyasi görüşü ne olursa olsun, kişiliği, yaşı ne olursa olsun herkesin ortak sevinci, ortak üzüntüsü. Düştüğü zaman herkes ortak ağlıyor, çıktığı zaman da herkes ortak seviniyor. Onun için Muğlaspor hepimizin takımı. Düşmemesi lazım. Düşmemesi için bundan sonra yapacak bir şey yok zaten. Düştü de eğer bu baldan dolayı bir ertelenme durumu olur mu? O da çok zor gibi geliyor bana. Olmasa tekrar bir sene sonra mı, iki sene sonra mı, üç sene sonra mı bilemiyorum. Yani çıkması için herkesin taşın altına elini koyması lazım. En planlamayla. Sayın Hocam, Muğlaspor ve içimiz şu anda kanayan yara. Neler söyleyeceksiniz? Ben Mehmet Başkan'ın affına sığınarak Mehmet Başkan'dan daha çok ben üzülüyorum. 1970 yılında genç takım futbolcusu olarak başladım. Yaklaşık 25 yıllık bir serüven. Gençliğimiz Muğla Spor'da geçti. Futbolcu, antrenör, teknik direktör, taraftar. Çok güzel günler geçirdik. Çok değerli futbolcu abilerimiz vardı. Çok değerli yönetici abilerimiz vardı. Yani Muğla Spor bir ekoldü. Türkiye'de bir ekoldü. Bunu geçen programda Abdurrahman arkadaşımız da güzel atlardı, dile getirdi. Ben bu konuda artık fazla bir şey de konuşmak istemem. Gerçekten çok üzüldük. Çok başarılı günler geçirdik. Çok güzel çalışmalar yaptık. Benim hala daha bir Muğlaspor marşı duydum mu tüylerim diken diken olur. O kadar özdeşleşmişiz. Sanıyorum ki Muğla'daki Muğlaspor'u seven herkes de aynı duyguları yaşıyordur. Fazla da bir yoruma girmek istemiyorum. Taraftarlar zaten Muğla'da yaşayan spor severler. Çözümü biliyor. Şehrin ileri gelenleri çözümü biliyor. Şehrimizi yönetenler çözümü biliyor. Mutlaka gereken yapılmalı. Bulunduğumuz yer, bu şekildeki bir Muğla Spor'u bu şekillere getirmek yakışmıyor bize. Ben fazla da bir şey konuşmayacağım. Çok üzülüyorum. Başkanım kusura bakma. Sizlerden çok üzülüyorum. Estağfurullah. Doğru. Yani. Formayı giydiği için hocam. Evet. Hepimiz üzülüyoruz yani. Onun için bir an önce de o güzel günlere dönmek en çok beni sevindirecektir. Bunu herkes emin olsun yani.
Hocam başarılar diliyoruz yarınki maçta da inşallah en iyi sonuçta dönerler. Gençlerimiz de forma giyiyor, gururla başarıyla taşıyorlar. TÜFAK Genel Merkezi'ne bir gidelim sevgili hocam. Yani Ankara düzeyinde ne çalışmalarınız var? Onunla ilgili bir çalışmanız da var zannediyorum sizin. Onlara o konu hakkında çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz? Genel merkez düzeyinde de bu pandemi nedeniyle tam bir verimsel çalışma yapmasak da gene etkinliklerimiz belli bir ölçüde devam etti. Biz son 10 gün içerisinde bir Antalya'da gene bir genel merkez yönetim kurulu ve şube başkanlar toplantısı yaptık. Orada ben gene sizlerde bilgi vermekte hiçbir sakınca yok. Hem de daha faydası var. Bir sunum yaptım. Gerek profesyonellikler, gerekse de amatörlükler bir Türkiye'deki son durumu ile ilgili. 2019-2020 19 Mart itibariyle şunu sizlere söyleyebilirim. Amatör kitapçıktan da gerek amatör kitapçık gerekse de amatör futbol yıllığı ondan da faydalandık. Gerçekten benim için çok faydalı onlar. Bu arada Adnan Ersan Bey'e ben de teşekkür ediyorum. Bu amatörle ilgili bilgileri direkt olarak bana da aktarma fırsatı verdiği için. Kadınlar Ligi de dahil. Kısaca şey yapacağım hemen fazla da teferruata girmeden. Fazla da teferruata girmeden. 2019-2020 sezonunda amatörlüklerimizde 7575 antrenörümüz görev yapmış. 7575 tüm Türkiye genelinde. Bunu Kadınlar Ligi'nde dahil edersek 114 teknik kişide, teknik adam dedim ben de alışmışız yıllardır. Kadınlar Ligi'nde de 114 teknik kişi görev yapmış. Yani genel toplamda 114 kişi de ilave ettik mi 7684 teknik kişi geçtiğimiz 2019-20 sezonunda görev yapmış. Türkiye genelinde 7689. Bunlar sizin üyeniz değil mi aynı zamanda? Tabii. Evet. Bunu bu verilere dayanarak 2000 gelişim seminerine katılan kişi sayısına kıyaslayarak yüzdeyi çıkaracağız. Pro lisans gelişim seminerine katılan 594 antrenörümüz var, üyemiz var. Diğer lisanslar 13.967 yani TFFC, UEFA, UEFA-B gibi. 2019-2020 sözleşme yapan teknik kişi bu şekilde demin söylediğimiz gibi 9848. Bunu 14561 çalışan antrenöre böldüğümüz zaman %67 yani %70 civarında teknik direktörlerimiz, antrenörlerimiz görev yapmış oluyor. Yani toplam sayımızın %70'i bizzat sahada aktif görev yapmış oluyor. Bu yeterli mi? Şu anda yeterli ama arttırmak için çalışmalar yapıyoruz. Bunun dışında teknik direktör değişiklikler var ama onu daha sezon bitmeden yapmak pek sıkıntılı olacak. O nedenle geçiyorum. Siz Ankara'da genel merkezde belli aralıkta toplamaya devam ediyor musunuz? Toplantınız devam ediyor değil mi? Tabii. Genel merkez olarak devam ediyor. Bir de şube başkanları birleşik olarak son bir defa Antalya'yı yapabildik 10 gün içinde. O şekilde. Yani şurada da bir dikkat edilmesi gereken bir grup durum var. 2019-2020 amatörlüklerde kaynak yine TFF amatörlük futbol almanağından aldığım kaynak. Kulüp sayısı 5609 artı 79 bayanlar. Takım sayısı 7689. 7689'a 5688 antrenör sayısını böldük mü de 1.35 kulüp başına düşen antrenör sayısı amatörlüklerde. Bu da yani şey değil, fena değil ama
daha da arttırmanın yollarına bakacağız. Bu konuda zaten biz Muğla olarak bir rekordayızdır. Sayın Başkan'ın da şeyleri, tavsiyeleriyle dengelemesiyle, yani ama Muğla'daki amatör kulüplerde en az gerek altyapıda gerek üst yapılarda yeterli antrenör çalışmaktadır. Bu gibi bilgileri de aktarmış olayım. İnşallah bu pandemi bir an önce biter de yani aktif hocalarımız, evet, teknik kişilerimiz sayısı artar. Evet. Sahalarda da görevlerini yaparlar diye umut ediyoruz biz i̇şte de. İşte şu anda sözünüzü kesiyorum. Tabii. Sıkıntı bu pro lisans, deminki konuştuğumuz konu. O bir kanayan yara, ne diyeyim, bence kendi ayıplarıdır gibi düşünüyorum. Değilse, lisansınız yetmiyorsa yetirin, ondan sonra çalışın. Zaten bu yetenek varsa sizde. Bir an önce lisanslarınızı... Çok kulüpte görüyorduk hocam biz daha önce esameler okurken. Mesela atıyorum takımın başında Alaaddin Nagano var. Esamede Mehmet Top yazıyor mesela. Yani çoğu şeyde görebiliyorduk bunları. İnşallah bu da en kısa sürede çözülür diye tahmin ediyorum ben. Şu anda sanıyorum 5 kulüpte miydi? 5 kulüpte. O şekilde bir sıkıntı var. Devam ediyor. Devam ediyor. İnşallah onlar da geçeceğiz ama bu hakikaten pandemi dönemi her şeyi alt üst etti. En kısa zamanda hem sağlığımıza kavuşalım, İnşallah, hem inşallah de her işler rayına girsin. Önemli olan o, düzenli bir şekilde çalışmalarımızı devam edelim. Her kurum, her kuruluş. İnşallah. Sona doğru geliyoruz. Sayın Mehmet Başkan, her yıl yaptığınız, benim de büyük bir şerefle sunuculuğunu yaptığım amatör spor ödül töreni olurdu. Bu pandemi nedeniyle herhalde onu da kurban ettik bu sene diye düşünüyorum ben. Bundan hakkında birkaç bilgi rica edeceğim. Bir de devlet gençlik spor kanalıyla devlet destekleri ya da yerel yönetimlerle belediyelerin destekleriyle ilgili neler söylersiniz? Şimdi Cüneyt'ciğim, biz Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak 27. ödül törenini 13 Aralık 2019 tarihinde Cenesi'de yaptık. Siz de sundunuz ondan önceki, evet, birkaç şeyi, ödül törenimizle, aynen, birlikte. Biz o zaman da tebrik ettik sizi. Şimdi de edelim. Çok gerçekten sunumu dört dörtlük yaptınız. Yani sadece o bizim değerlendirmemiz değil. Vali yardımcısının yanında oturuyordum. Bu arkadaş gerçekten çok bu işi çok başarılı bir şekilde yapıyor. Sadece o da değil, gelen bütün konuklarımız sizin bu işi çok başarıyla ve de gönüllülük ilkesiyle yaptığınızı takdire sevindiler. Biz de o tarihte yaptık. O zaman yaptığımız ödül töreninde 28 branşta, hani herkes Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu futbol diyebiliyor ya, işte sizin de sunduğunuz gibi 28 branşta ödül verdik. Hatta ben diyorum ki Sayın Başkanım, pardon, Muğla'nın en büyük spor organizasyonu diye açık bir, hep sunumlarım öyle başlarım sizin. Yani 28, bütün branşlar tek tavuzda toplanıyor. 28 branşta ödül verdik. 143 ödül verdik 28 branşta. İşte bunların 9 tanesi amatör spora katkı sağlayan kişilere şükran ve teşekkür plaketi. İşte ilimiz yetkililerine ya da işte belediye spora destek veren belediye başkanlarına. Futbolda 35 ödül. En centilmen takım 4 tane en centilmenler de veriyor. Sadece başarılı değil, centilmeni de önermek için takımlara veriyoruz. En başarılı 14 takıma, 11'e futbol dışındaki branşlarda, işte basketbol, voleybol, handbol, çim hokeyi vesaire branşlarda. Ondan sonra 7 il temsilcisi, en başarılı il temsilcisi, 5 en başarılı hakem, 10 antrenör, 4'ü futbolda, 6'sı diğer branşlarda. Futboldaki antrenörleri Sayın Başkanım, Alaaddin Başkanım ve TÜFAT'ın görüşleri doğrultusunda alıyoruz. Yönetim kurulumuz kararına dönüştükten sonra veriyoruz. Hakemlerle ilgili değerlendirmemizi yine hakem kurulunda ve il hakem kurulundan, İlekem Kurulu'nda ve Hakem Derneği, Hakem ve Gözlem Derneği'nden değerlendirme alıyoruz. Herkes hakkını alıyor, değil mi? Saha komiserlerde, evet, saha komiserinden alıyoruz. Sağlıkçı veriyoruz. Ondan sonra 42 tane başarılı sporcuya ödül verdik. Ama işte Vali Kupası'na en başarılı kaleciye verdik. Spor, 6 spor yazarına verdik. Tabii spor yazar derken ben rahmetli Ekrem, evet, Orhan'ı da anmak istiyorum. Gerçekten amatörlerin, evet, amatörlerin gözü kulağıydı. Mutlaka bir konu bulup yazıyordu. Mutlaka amatörleri gündeme getiriyordu. Allah canlı tutuyordu. Eylesin. Allah rahmet eylesin. Bir televizyon kanalı, en fazla yer veren televizyon, 6 tane gazeteye ödül vermiştik. Tabii bütün, mesela 42 sporcuya ödül verdik. İnanın ki yani Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak olsun, Mehmet Top olarak olsun, işte benim genel sekreterim Sayın Mustafa Yandık olsun,
il temsilcimiz Ali Karakoy olsun, yönetim kurulumuz olsun. En fazla çalıştığımız, emek sarf ettiğimiz konu bu ödül töreni. Ama en fazla eleştirildiğimiz konu da bu. Yani kime verirsen ver, 500 tane de 143 değil. Kimseyi mutlu edemezsin zaten. 143 değil, 500 de ödül versen yine ya işte bizim, ben de şurada birinci oldum, ben de şurada işte derece yaptım. O niye alıyor, ben niye alamıyorum? Böyle eleştiriler sürekli geliyor. Ama inanın ki yani biz burada gerek yönetim kurulundaki arkadaşlar, gerekse işte değerlendirmede dikkate aldığımız Gençlik Spor İl Müdürlüğü, basın yayın kuruluşları, hani somut veriler elimizde. Hani biz bu özellikle futbolda verdiğimiz şeyleri, ödülleri, hani oturup da ya şu takım bak, hocası çok yakışıklı, topçular da güzel, biz bunlara ödül verelim demiyoruz. Biz sezon başlıyor, daha bismillah top ayak vurduğu andan, sezonun noktalandığı ana kadar amatör futboluyla Türkiye'nin hiçbir yerinde bu tat çıkmaz. Siz hep dersiniz başkanım, bizim tören bittikten sonra öbür yılın töreni, bu hazırlığı başlar derdiniz. Hatta o başlamadan bile başlıyor. Çünkü yani o bir sene önceki sezonu değerlendiriyoruz ama yeni sezon başlamış oluyor. Bu burada hep bütün somut verilere dayanarak ödülleri veriyoruz. Ama bütün bunlara rağmen yani futbolda tabii veriler hepsi elimizde olduğu için çok fazla eleştiri almıyoruz ama diğer branşlarda gerçekten çok fazla eleştiri alıyoruz. Ama olsun yani, eleştiri geldiği zaman da biz niye bizi eleştiriliyoruz diye demiyoruz. Haklı eleştirileri her zaman dikkate alıyoruz. Aksi olanlara da yapacak bir şey yok zaten. Onları da kendi vicdanlarına bırakıyoruz. Haklı onlar da her zaman değerlendirmeyi almışızdır. Varsa eksikliğimiz, hatamız varsa mutlaka vardır. Çalışılan her yerde insan hata olur. Biz de onları bir sonraki döneme düzelterek gitme gayreti içerisinde oluyoruz. Diğer yardımlarla ilgili sorunuza gelince, Büyükşehir Belediye olduktan sonra 2016-17, 2017-18, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Muğla'da futbol branşında özellikle, ama diğer branşlarda da verdi, onların dokümanı çok yok elimde. Futbol branşındaki bütün katılan kulüplere Büyükşehir Belediyece destek verildi, maddi destek verildi. Bu yüzden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza başta olmak üzere bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Zaman zaman il dışına gruplara giden takımlara araç tahsisi yapıldı. Malzeme desteği zaman zaman verildi. İşte biraz önce saydığım bu tesisler yapıldı. Ama bunların tabii yeterli olduğunu biz düşünmüyoruz. Daha fazla olması lazım. Yani bunlar tabii ki yani hiç yoktan iyi, en azından. Artması temelinde. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Atıyorum kulübe 10 bin lira yardım yapılıyor. 10 bin lira yardım belki bir süper amatör için yeterli değil. 300-400 bin lira, 500 bin lira harcanan bir yerde 10 bin liranın bir lafı olmuyor. Ama işte altyapı liglerinde katılan kulüplere 5 bin lira, 6 bin lira yardım yapılıyor. Belki kulübün o kadar masrafı anca oluyor. Yani çünkü bunlar çok büyük deplasmanlar yapmıyoruz. Kendi işte 2-3 ilçeyi birleştirerek grup yapıyoruz. Çok fazla deplasmana gitmediği için belki masrafların hepsini karşılamasa bile büyük bir bölümünü karşılıyor. Onun için tabii bu nedenden dolayı biz bu desteklerin artarak devam etmesini talep ediyoruz. Tüm şampiyona giden takımlara araç desteği verilmesini istiyoruz. Bununla birlikte işte toprak sahamız olan Yeşilyurt, Bafa, Bozburun, Bayır, Çamköy, diğer 3 sahayı Gençlik Spor Genel Müdürlüğü yapacak gibi bir durum var ama en azından Büyükşehir Belediye'miz bunların arsa konusunu çözsün ya da çözmüyorsa testleri iyileştirsin, toprak sahadan kurtulalım. Tesisler yapılırken mutlaka federasyonumuzdan görüş alınsın istiyoruz. Yani federasyonumuz, çünkü biz 30 senedir bu işin bütün dokümanlarını bizim elimizde. Hangi yerde şey var, ihtiyaç var, nerede yok biz onu biliyoruz. Bizden görüş alınarak yatırımları yapılırsa daha iyi olur. Bir de her sene düzenlediğimiz ödül töreninde mutlaka belediyemizin desteğini arz ediyoruz. Bununla birlikte tabii bu sezon başında Büyükşehir Belediye'den bize yazıldı. Hani liglere katılan kulüpleri bildirin, yardım için biz gerekli görüşmeyi yapalım dendi. Onunla ilgili ligler başlamadığı için bildiremedik. Başladığı zaman bildireceğiz demiştik. Daha sonra 24-3'te yani Mardin 24'ünde bu sezon 2021'de Bal Ligi'ne katılacağımız 3 takıma maddi destek verilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yazı yazdık. Destek talep ettik. Daha sonra yaptığımız görüşmede de işte Ortaca Belediye, Yatağan Spor'a, Gümüşlük Gençlik Spor'a destek verileceğini söylediler. Hani şifayı bırak duyduk. Ancak ligler başladıktan sonra destek yapılacağını bildirdiler. Şimdi liglerin ne olacağı belli olmadığı için de destek konusunda bir şey yok. Bununla birlikte Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ve buna paralel tabii il müdürlüğümüz desteğiyle 2017'de bütün kulüplere şimdi gelen malzemeler dağıtıldı. Yapılan bir törenle bütün spor kulüplerine 2017'de 13 Ekim'de malzeme desteği yapıldı. 13.6.2018'de yine bütün spor kulüplerine maddi destek yapıldı.
Bu sene de 2021'de de 75 kulübe zannedersem 5'er bin lira para geldi. Gençlik Spor Kanalı'yla bu halloldu. Tabii bizim de bizde kulüp sayısı fazla. Biz bu kulüplerin alacağı paraların yeterli olmadığını spor genel müdürüyle de görüştük. Onun danışmanıyla da görüştük. Konfederasyon da devreye girdi. Ondan sonra dedi ki yani bu diğer bilgiler, futbol dışındaki bilgiler Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde ama en azından futboldaki bilgiler, bunlar kod numaraları falan tutması lazım Gençlik Spor'a yardım edebilmesi için. Onları bize yazın dendi. Biz Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne yazdık önce. İşte şu kulüplerimizin aşağı yukarı 31, 7'de daha önce belde olup şimdi kapanan kulüplerimiz, belde belediyesi olarak kapanan kulüplerimiz, yani beldeler var. 38 kulübümüzün para alamadığını Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne yazdık. Dedik ki sizin de elinizde diğer şeylerle birlikte, para almayan kulüplerle birlikte Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne yazarsanız destek verilecek dendi. O konuda bilemiyorum, Gençlik Spor İl Müdürlüğü bir yazı yazdım ama biz bunun dışında alamayan, özellikle futbol branşında alamayan kulüplerin, üyemiz kulüplerin listesini Türkiye Amatör Spor Konfederasyonu'na bildirdik. Orada da yönetim olarak yaptığımız toplantıda diğer illerden de toplandı. Spor Genel Müdürlüğü'ne iletildi. 2021 yılı bütçesinden de bu yardım, destek alamayan kulüplere yardım edilmesi muhtemelen gerçekleşecek. Yine bununla birlikte işte yapılan sahalar var, iyileştirmeler var, yeni yapılan tesisler var. Bu konuda da Ömer İlman il müdürümüze teşekkür ediyorum. Yine bu maddi desteklerden dolayı başta Spor Bakanımıza, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan zaten benim 25 yıllık arkadaşım. Daha önce bizim Konfederasyon Yönetim Kurulu'ydu, başkanıydı. Sonra Spor Federasyonu Yönetim Kurulu oldu, Amatör İşler Kurulu Başkanı oldu. Sonra da Spor Genel Müdürü oldu. İçimizden birisi yani. Ona çok teşekkür ediyorum. Onun destekleri olmasa zaten bu paralar gelmez. Konfederasyon Genel Başkanım Sayın Ali Düşmez bu konuda gerçekten büyük mücadele veriyor. Ona teşekkür ediyorum. İl Müdürlüğümüze geldiği zaman da İl Müdürlüğümüz mevcut tesisleri iyileştirmeye, yeni tesisler yapmak için gerçekten çalışıyor. Sadece İl Müdürümüz değil, oradaki ekibiyle birlikte ilçe müdürler, mesela Fethiye'de ilçe müdürümüz var, gecesini gündüzüne katmış tesis yapmak için, her gün sponsor arayışı içinde birçok şey yapma gayret içerisinde. Zannedersem Ula hariç bütün ilçelerimizde spor salonuna kavuşmuş durumdayız. Gençlik merkezleri yapılma aşamasında. Ama bununla birlikte saha yapılmasına rağmen mesela Milas'ta, Marmaris'te, işte merkezde, Bodrum'da gibi yerlerde bu yapılan tesislerde kulüp sayımız çok fazla. Bizim mesela 2019-2020 sezonunda 276 takımımız liglere katıldı. 276 takım, bu kolay değil. Biz bunların organizasyonunu yapıyoruz. Bunların aynı ilçede çok kulüp var. Bunların daha sağlıklı müsabaka yapabilmesi için bu tesislerin çoğaltılması lazım. İşte biraz önce söyledim. Yeni gruplar alınabilmesi için Türkiye Şampiyonası. Sahaların yapılması lazım. Maddi desteklerin devam etmesi lazım. Malzeme desteğinin yine Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nce verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Son olarak neler söylersin? Daha bitiriyoruz. Sayın Başkan, Sayın Hocam'a döneceğim çünkü son olarak. Valla son olarak ne söyleyeyim? Yani amatörlerin çilesi bitmez. Ama biz de bu işi yani şöyle bir şey deriz biz. İşini severek yapanların yeridir, adresidir Amatör Spor Federasyonu. Gerçekten işini severek ve gönüllülük ilçesinde yapan yeridir. Hani biz yıllardır buradayız, insanlar zannediyor işte Mehmet Top orada işi götürüyor herhalde, para almasa çalışmaz ama inanın ki bir tek kuruş katkı sağlamadığı gibi kendime. Hem maddi olarak zararım var, hem işte eşimden, çocuklarımdan, hatta torunlarımdan zaman ayırarak oralara gidiyorum. İşte bu pandemi süresince yani gerçekten çok tehlikeli olmasına rağmen, tabii 65 yaş üstü olduğumuz için şeylere, seyahatlerde kaymakamlıktan, konfederasyonuna ya da futbol federasyonuna gelen yazılar doğrultusunda izin alınarak gidiliyor. Bütün bu riskleri göze alarak bütün toplantılara gittim hiçbirini kaçırmadan, gerek konfederasyon yönetim kurulu toplantısına, gerekse Futbol Federasyonu düzenlediği Amatör İşler Kurulu toplantısına gittim. Çünkü gitmediğim zaman ilim adına bir eksikliği olsun istemiyorum. Evet. Gidip onları şey yaptık. Orada çalışmalara katıldık. Bununla birlikte Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu bütün bizim coğrafi konumumuz gerçekten Türkiye'de çok büyük bir konuma sahip. Yani bizim coğrafi konumumuz İstanbul'la Kocaeli'nin toplamının 1,5 katı büyüklüğünde. Bu kadar büyük bir coğrafyaya sahip bir iliz. Bu ilde bütün en ücra köşesinden de il merkezinde de yaşayan bütün çocuklar, gençler, bizim çocuklarımız, bizim gençlerimiz, bizim mutlaka onlara sahip çıkmamız lazım. Devlet olarak sahip çıkmamız lazım. Belediye olarak sahip çıkmamız lazım. İş adamları olarak sahip çıkmamız lazım. Çünkü biz onlara ne kadar sahip çıkarsak onları kötü alışkanlıklardan o denli kurtarırız. Yine şunu söyleyeyim. En az suç işleyen gençlik sporcu gençliktir. Evet. Yine şunu tekrar belirtmek istiyorum.
spora yapılan 1 TL'lik yardım, yani 1 liralık yardım yaparsan spora, o daha sonra sağlıkta 4 lira olarak geri dönür. Bu yapılan istatistiklerde, yani bu ben kendi kafamda uydurduğum bir rakam değil, bilimsel bir çalışma sonucu, bilimsel olarak yayınlanmış bir durum. Yani 1 lira yatırım yapsan sen spora, sağlıkta 4 lira olarak sana geri dönüyor. Onun için herkesin spora önem vermesi lazım. Sağlığımız açısından spora önem vermemiz lazım. Yani gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması açısından spora önem vermemiz lazım. Ben inşallah bu pandemiyi atlatarak, yani 2000 artık bu sezon gitti gibi, 2021-2022 sezonunda sağlıklı bir şekilde bütün liglerimizin kaldığı yerde tekrar başlaması koşuluyla, ama bu da çok büyük bir kayıp oldu. 1,5 senedir bu insanların hiçbiri spor yapamadı. Okula gidemediler, spor yapamadılar. Herkes evde mahkum. Yani bu inşallah sağlık durumu iyileşir, pandemi çözülür. Herkes de tekrar eski yaşamına kavuşur. Hepsini özledik, gerçekten özledik. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Rica ederim. Sayın Hocam, son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak ben TÜFAP olarak, genel merkez olarak da, gerek Muğla şubemiz olarak da gençlerimize büyük önem veriyoruz. Çocuklarımıza büyük önem veriyoruz. Genel merkez olarak biz şunu belirtmeden geçemeyeceğim. 2015 yılından beri Geleceğin Yıldızları adı altında U15 yaş grubu, U12 yaş grubu çocuklarımızı Türkiye genelinde yaklaşık 1000 çocuğumuzu Antalya'da topluyoruz. 57 şubemizin oluşturduğu TÜFAT karmalarını Antalya'da topluyoruz. Bu çocuklarımızı Türk futboluna nasıl kazandırırız? Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Scout'ları davet ediyoruz. Takımların ilgililerine davet ediyoruz. Geliyorlar. Yaklaşık işte söylediğim gibi 1000 kişilik bir ekibi biz Antalya'da bu organizasyonu buyurun diyoruz. İzleyin. Bugüne kadar bu son 2 yıl yapamadık. İşte her 23 Nisan haftasında yapardık. Geçen sene yapamadık. Bu sene de yapamıyoruz zaten. 5 defa bu organizasyonu yaptık 2015 yılından beri. Rakamlarla gene belirtmek istiyorum. Scout'ların raporları doğrultusunda seçilen futbolcular, gerçekten bizler de bunlardan bu rakamları gördükçe hevesimiz artıyor. Devam edelim buna diyoruz. Türk futbolunu çocukları kazandırıyoruz. Antrenörlük ayrı bir yerde. Futbolcuları, çocukları da kazandıralım. 26 futbolcumuz bugüne kadar, çocuğumuz diyelim, U14, 15, 16 yaşlarında milli takımlarda halen oynuyorlar. Bunun yanında milli takıma kadar sıçrayamayıp da 200 civarında çocuğumuz profesyonel takımların altyapılarına sıçramışlar. Scout'lar tarafından. Bunları da biz tek tek isim isim biliyoruz, sayıyoruz. Her takip ediyoruz. Kimler çıktı, kimler çıkamadı. İlimizden de birçok çocuğumuz milli takımı sıçrayamadı ama profesyonelliklerin altyapılarına adım attı. O bakımdan da bir ölçüde de görevimizi yapmış sayılıyoruz. Ben bunu da belirttikten sonra gerçekten pandemiyi en az zararla atlatabilirsek çok iyi olacak. Ben tekrar sizlere de futbola dönüş yaptığınız için teşekkür ediyorum. Güzel bir ekibiniz var. Güzel bir stüdyomuz var. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm Muğla'mıza da güzel sunumlar, güzel programlar yapmaya devam edersiniz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, gerçekten her ikisi de görev yaptıkları kurumlarda dev isimler. Gerek yaptıkları kurumlarına kazandırdıkları binalar, gerekse ekipleriyle beraber yaptıkları hizmetlerle dev isimleri bugün iki ismi konuk ettik. Sayın Mehmet Top, Muğla Motor Spor Kültür Federasyonu Başkanı, Sayın Alaaddin Naganlu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Sekreteri Muğla Şube Başkanı. Her ikisine de çok teşekkür ediyorum bir kez daha. İnşallah önümüzdeki haftalarda süreç neler getirir bilmiyoruz. İnşallah ligler başlar. Mehmet Başkan'ın tekrar bir değerlendirme toplantısı yaparız. Sizlerle de hep birlikte tekrar burada ağırlamaktan onur duyarız sizlere. Sevgili seyirciler, bizleri izlediğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Yine bir Sportezi gecesinde dop dolu bir akşamı sizlere yaşatmaya çalıştık. Evlerine konuk olduk Muğla TV ailesi olarak. Programın hazırlanmasına emeğe geçen kameralarda sevgili Uğur ve Görkem, yönetmenimiz sevgili Mert ve ben Cüneyt Erdoğan. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta yeni konuklarla sizlerle birlikte olmayı arzuluyoruz. Hoşçakalın.